çocukların elinden alınıp yurt dışına veriliyor olması korkutucu. Skandal büyüyor, mağdurlar susmuyor. Elif'e kuman evlatlık verdiği çocukların listesi uzayıp gidiyor. Adana'dan Amerika'ya uzanan inanılmaz iddialar şimdi Esra Erol'da. Reşit'in bilinmeyenleri, evlatlık alındığı güne dair herkesten saklanan sır. Allah sayede pişmanım, ben şimdi daha çok pişmanım. Kerime Hanım'dan gözyaşları içinde çok konuşulacak itiraflar. İnşallah çıkan aile de aynı benim gibi o sevgiyi tadı, ben onu görmek istiyorum. Şimdi Esra Erol'da. Baban Erçin, Leyla'dan ağır. Baban Erçin, Leyla'dan ağır. Leyla yaptırsın baksın. Leyla yaptırsın baksın. Reşit'in Çıtırık ailesiyle akrabalık bağı var mı? İki tane test yapılıyor. Diğer tarafta Çıtırıklarla ilgili bir akrabalık bağı var mı yok mu? Canlı yayında DNA testi sonucu. Şimdi Esra Erol'da. Adana'dan ne kadar yoksul aile varsa çocuklarını alıp satmışlar adamlar. Neden Esra Erol'a gelmelerini istemedi? O gariban insanların yakasından düş. Yeter o insanları sömürsün. Yeter. Aralarında ne yaşandı? Sebiha Hanım'dan yakın akrabaları Kamur Hanım'la ilgili bomba açıklama şimdi Esra Erol'da. Kafa karıştıran iddialar. Onu hasretini çok çektim. Yıllardır aradım, yıllardır aradım. Herkesi şaşırtacak suçlamalar. Diğer tarafta anne tarafından bırakılan bir çocuk var. Sen neden bıraktın, nasıl bırakırsın? Bir takım şeyleri tabii ki bilmek hakkım. Peki Mülkiye Meleğin öz babası kim? Mülkiye Meleğin babası kim? Zeynep Nane'den bomba itiraf. Nasıl evlatlık verdin? Doğum ettim, Adana Meydan doğum evi. Zaten doğum evi giren çıkan verilsiz. Çok serbest bir yer. Şimdi Esra Erol'da. Annem de o zamanlar orada çalışıyordu. Hasta bakıcı olarak. Bir tane çocuk getirdi doğum evinden verdi. Hem suçlusun hem de güçlüsün. Hakkı iyi. Annesi Ümmü İyi'ye neyin hesabını sordu? Anne, beni madem mahkemeye verdin, sen önce sattığın çocukların hesabını ver. Şok edecek iddialar. Ve seninle mahkemede görüşelim. Madem bu kadar benim üstüme geliyorsun, sen de kendi hesabını kendin çık ver. Şimdi Esra Erol'da. Bu çocukların elinden alınıp yurt dışına veriliyor olması korkutucu. Skandal büyüyor, mağdurlar susmuyor. Elif'e kuman evlatlık verdiği çocukların listesi uzayıp gidiyor. Adana'dan Amerika'ya uzanan inanılmaz iddialar şimdi Esra Erol'da. Reşit'in bilinmeyenleri, evlatlık alındığı güne dair herkesten saklanan sır. Allah sayede pişmanım, ben şimdi daha çok pişmanım. Kerime Hanım'dan gözyaşları içinde çok konuşulacak itiraflar. İnşallah çıkan aile de aynı benim gibi o sevgiyi tadı, ben onu görmek istiyorum. Şimdi Esra Erol'da.
TV ekranlarından herkese. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor mu? Ha. Herkese selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Ekranları başında bizlerle buluşan tüm seyircilerimize hoş geldiniz hanımlar. Avukatımız Fulya Kura. Benim sesim var mı canlı yayında? Ha, burada problem var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, genel bir problem var. Arkadaşlar. Nerede? Hüseyin nerede? Ses. Düzeldi mi? Heh. Hoş geldiniz tekrar. Biraz sonra konuşacağız o zaman. Tamam. Düzelsin, teknik arıza gidilsin. Ondan sonra tamam. Sohbet ederiz. Avukatımız Fulya Kur'an bizimle beraber. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evlerinde bizi konuk eden tüm izleyicilerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum ben de. Tatil bitti. Herkes artık evine yerleşti. Çocuklar okula başladı. Evet. Ev hanımları da bizi izlemeye hazır. Ne oldu hazır. Dün tatil yapıyordunuz? Ne oldu? Ha? Dün değil mi? Herkes evde. Evet, herkes evinde. Normal düzenimize döndük. Çalışıyor mu mikrofonunuz? Dinliyorum. Olmuyor. Ne? Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Oluyor. Süper. Abi ne yapıyorsun orada sen? Hediye getirdim Viyana'dan. Viyana'dan hediye getirdi. Evet. Teşekkür ederim. Bebelere mi? Ay ne güzel tarzınız ya. Sağ ol, dövmeciyim. Dövmeci misiniz? Vallahi çok güzel ama değil mi? Pantolon, gömlek filan. Vallahi şahane. Hoş geldiniz. Konuşacağız, oradan konuşalım. Teşekkür ederim güzel hediyeleriniz için. Buyurun, izliyor musunuz sürekli programı? Kimle geldiniz? Eşimle. Eşinizle beraber. Sizin çocuk. Hayranınız. Siz izlemiyor musunuz artık? Ben izliyorum da zamanım yok pek ama kendisi zamanınız çok... yok ama eşiniz daha fazla çok izliyor. Bakıyor, çok konuşmak bakıyor. İster misiniz? Yok, ben almayayım, sağ olun. Almam derken? Sizi görünce çok heyecanlandım, onun için konuşmuyorum. Ha, öyle desen yani... ya ben al... Yok, ben seninle konuşmak istemiyorum. Yok, öyle değil, estağfurullah. Olur mu? Her şey yolunda. Çok şükür. Tüm aileye de sevgiler gönderin buradan. Yani evet. Sonra çok pişman olacaksınız. Ay niye konuşamadım diye. İki kızımıza, Defne'ye ve Duha'ya çok selam gönderiyorum. Biz de buradan sevgiler gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hemen ilk konuklarımı çağırıyorum. Mürşide Hanım geliyor Adana'dan. 1992 yılında başlıyor onun hikayesi. Alkışlar Mürşide Hanım'a. Oğlunu aramak üzere stüdyomuzda. Seni kimler aldı? Önce bir yaşadıklarını anlatan bir VTR var. Onu alalım, ardından konuşalım. Buyurun. Doğan Korkmaz'la evliydim. Ayrılmak istedim. Bebeğim o zaman 2 yaşındaydı. Benden kaçırdı, götürdü. Bir bakkal dükkanına bırakmış. Bakkal dükkanında bekliyor gelmeyince karakola götürmüş. Karakolda bunu Adana Çocuk Esirgeme Kurumu'na veriyor. Orada yer olmadığından dolayı Çocuk Esirgeme Kurumu Mersin Çocuk Esirgeme'ye 0-6 yaş grubuna veriyor. Gittim, her gitmemde müdür beni içeriye sokmadı. Bana dediler ki annesi olduğunu ispatla. Ben de o zaman cahildim. Bazı şeylerden korkuyordum, bilmiyordum. Orada buldum çocuğumu. Bahçede oynarken birkaç defa gördüm. Orada ismini değiştirmişler. Hani buluntu olarak gittiğinden dolayı Metin ismini ama soy ismini bilmiyorum. Koruyucu aileye gönderiliyormuş, veriliyormuş. Bir gün cumartesi günü yine gittim ben. O ara bir telefon açtı bir yere. Ve dedi ki oğlum Metin ben müdür baba dedi. Anneyi verir misin dedi. Metin'in ailesini merak ediyordun dedi. Özel lüks bir araçla bir bayan geldi. Yarım saat sonra neden peşine düşüyorsun dedi. Neden uğraşıyorsun dedi. Ben dedim ki görmek istiyorum ya, bir defa da olsa çocuğumu görmek istiyorum. Sana verdikleri zaman bakabilecek misin dedi. Sen dedi neden bu kadar üstüne düşüyorsun dedi. Bırak aramayı dedi. Kimseden haber alamadım, döneceğiz dedi. Dönülmedi. Ben yıllardır arıyorum. Ha yaşıyor mu yaşamıyor mu bunu öğrenmek istiyorum. Yaşıyorsa bir defa olsa
dünya gözüyle görmek istiyorum çocuğumu. İsmi Tuncay Korkmaz. Ama orada Metin olarak değiştirildi. Metin oğlum, ne olursun duyuyorsan beni, izliyorsan Allah rızası için ölmeden bir kere görmek istiyorum. Evladımı bir kere görmek istiyorum ölmeden. Allah rızası için olsun çocuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. İnsan böyle bir çırpıda bir kere de anlatıyor da hikayesini. Yıllarca yaşadıklarını o bilir. Şu anda 48 yaşındasın. Evet. 92 yılında yani eşin Doğan Korkmaz'ın çocuğunu senden kaçırdığını söylemişsin. Evet. Adana Döşeme Mahallesi'nde bir bakkal dükkanına bırakıyor. Evet. Bakkalda benim işim var diyerek... Karakola bırakıyor, götürüyor. Karakola götürüyor. Oradan da çocuk esirgemeye, Mersin'e. Evet, evet. Ben o zaman çalışıyordum. Geldim, kardeşimin kayınvalidesi bakıyordu. Tuncay nerede dedim. Dedi ki babası geldi götürü dedi, Doğan dedi. Biraz dolaştırayım getireyim dedi dedi. Evet. Ondan sonra bekledim bekledim gelmedi. O gün oldu yine gelmedi. Tabii o zaman cep telefonu falan yok. Bir ulaşacağım telefon da yoktu. Ama siz bu arada yani eşinizle Doğan Korkmaz'la... Ayrıyım, mahkemedeydim. Mahkeme sürecindesiniz. Evet, mahkeme sürecindeydim. Şiddetli bir geçimsizlik durum evet. Söz konusu. Bir de yani akli dengesi tam yerinde bir insan değildi. Saf, kendi halinde bir insandı ama kim ne dese inanan bir insandı. Sen bir şey dediğin zaman sana inanırdı yani. Onu yürütmeye çalışırdı. Şeyde Barkal Mahallesi'nde teyzesigil oturuyordu. Oraya gittim. Onlar da dedi ki... Adıyaman'a götüreceğini söyledi dedi. Adıyaman'da da yuvaya koyacağını söyledi dedi bize dedi. Ben kalktım Adıyaman'a gittim. Adıyaman'da bulamadım kendini. Ailesini buldum. Abisini falan buldum. Yengesini buldum. Onlar dedi ki buraya hiç gelmedi, getirmedi dedi. Ben bu aramam hemen hemen bir hafta, 10 gün bu. En son gittim karakola. Eski istasyon karakoluna gittim Adana'da. Onlar dedi ki bize böyle bir çocuk geldi. Ama biz onu götürdük, yuvaya verdik dedi. Önce Adana'daki çocuk esirgeme kurumuna. Evet. Veriliyor. Adana'daki, orada da yer olmadığından dolayı 0-6 yaş grubuna yer olmadığından dolayı Mersin Esirgeme Kurumu'na gönderiliyor. Ve gittim Mersin Esirgeme Kurumu'na gittim. Orada dediler böyle bir şey yok, böyle şey yok. Birkaç defa ben bunu hemen hemen 3 ay, 4 ay sonra buldum orada. Oradan bir nasıl diyeyim çalışan personel bana... kapıda çıktı arkamdan geldi kapıda dedi ki canım dedi ben sana bir şey diyeceğim ama söyleme dedi kimseye bir şey. Ne oldu dedim benim çocuğum burada mı dedim. Burada ama dedi ben sana gizli göstereceğim dedi. Filan gün gel dedi. Gelirken dedi çocuğun ihtiyaçları var dedi bana. Böyle bebek için çocuk için yani 2,5 yaşındaydı o zaman. İhtiyaçları neyse. İş çamaşırı şu bu söyledi bana. Ben de bunları aldım götürdüm dediği gün. Bana tel örgünün arkasında duvar örülü, bahçe duvarı. Evet. Üzeri de tel örgü. Onun arkasında ben duruyorum. Çocuk bu tarafta getirdi bana. Kucağında çocuğu. Tel örgüye kaldırdı böyle. Ben çocuğumu sevdim. Ondan sonra geri tel aldım. Tel örgünün arkasından mı sevdin çocuğunu? Evet, tel örgünün arkasından sevdim. Ve tekrar ben gittim müdüre dedim ki ben çocuğum burada. Ben çocuğumu gördüm burada dedim. Hayır dedi, kim sana söyledi? Kimse söylemedi dedim. Ben bahçenin kenarında dedim, orada bekledim dedim. Çocuklarla oynarken ben çocuğumu gördüm. Tanımıyor muyum çocuğumu? Tanıyorum dedim ben. Tanıdığım için dedim, ben geldim, siz bana yok diyorsunuz dedim. Ondan sonra dedi, hanım dedi... Hatırlıyor musunuz müdürün adını? Müdürün ismini hatırlamıyorum. Ve git dedi, annesi olduğunu ispatla dedi bana. Ben de o zaman tuttu beni, güvenlik dışarıya çıkardı. Ve... Birkaç defa daha sonra yine gittim. Ondan sonra dedi tamam dedi salonda gösterebilirim dedi. Ama dedi annesi olduğunu ispatlayacaksın gidip dedi. Birkaç defa gördüm ben. 3 yaşına kadar yani 6 ay 7 ay boyunca gördüm. Ondan sonra hiç göstermedi bana sağlıklı yaşay. Evet. Ondan sonra bana hiç göstermedi. Daha sonra bir iki yıl sonra. Sen hani mesela çocuğunu alabilmek için gerekli müracaatları yaptın mı? Yapmadım. O zaman bilmiyordum. Benim okuma yazmam yok. Bana sadece dediği gideceksin mahkemeye vereceksin. Annesi olduğunu ispatlayacaksın dedi.
Ama ben sizin o esnada boşanma davanız da devam ediyordu. Devam ediyordu. Nüfus kütükleriniz gelir. Hakim sormadı mı? Çocuk sanırım sizdeyken baba gelip alıyor. Geçici velayet size vermiş tedbiren. 2,5 yaşında anne bakımına muhtaç bir çocuk. Siz boşanma esnasında velayetle ilgili bir karar verilmedi mi? Hakim bu çocuk nerede diye sorulmadı mı? Hiç sorulmadı. Nasıl olur? Hiç sorulmadı bu. Nüfusta üzerinize kimliği, evlilik içi çocuk değil mi bu? Efendim? Çocuğunuz evlilik içi evet, değil mi? Evet, kimliği de vardı. Babasındaydı kimliği. Babasındaydı. Mahkemeye hiç gelmedi babası. 2-3 yıl sürdü hemen hemen mahkeme. Ben şahit çıkartarak, mahkemeye şahit çıkarttım, gazeteye ilan verdim. O şekilde yani boşanıldı. İşte o durum, gelmedi mahkemeye. Yani siz o dosya devam ederken, yargılama süreci devam ederken diyebilirdiniz. Benim bir çocuğum var. Çocuk baba tarafından kaçırıldı. Ben onu söylediğim zaman sen annesiysen o da babasıdır denildi bana. Böyle bir şey mümkün öyle değil. Baba çünkü bana ortada olmadığı için ya da velayet konusunda o mahkemenin içerisinde sizden ricam o boşanma evraklarını ilamını bulabilirseniz, bir getirirseniz sevinirim. Onu tabii ancak nüfustan herhalde çıkarabiliriz. Evet. Bilmiyorum şey, fazla. Çocuğunuzu bulma açısından 1900 o zaman 92'de 2,5 yaşındaysa 89 doğumlu mu oğlunuz? 87 doğumlu olması lazım. Nasıl? Mümkün değil 2,5 yaşında. O zaman 2,5 yaşında. 90 doğumlu da olabilir. Yani 2,5 89'un son i̇şte, ayları. Tarihini tam olarak hatırlayamıyorum çünkü ben. Buradaki... Ama 2,5 yaşında olduğunu biliyorsunuz. Tabii canım, o zaman 2,5 yaşındaydı. Yayına verdiğimiz 1 yaşındaki hali, doğum günü hali. 2 yaşındaki bu resmi de var. Bu 1 yaşında doğum günü bu. Tamam, diğer doğum resmi günü verelim bir. Diğer resmi aldılar mı onu bilmiyorum. Onu da aldılar. Sarı. 2 yaşında. Yok, orada sarı kıyafette 1,5 yaşlarında. Burada? Mavi kıyafetle bir fotoğrafı vardı. Orada 2 yaşındaydı. Sizin beyanınıza göre 1992 yılında onda eşim da kaçırdı dediğinize göre çocuk 1989'un Haziran-Temmuz aylarında doğum tarihi olması lazım. Ama siz 87 i̇şte hatırlayamıyorum derseniz... Hatırlayamıyorum tam olarak. Bilmiyorsunuz. Tam olarak bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Bunlar çünkü önemli bilgiler. En azından ekran karşısındaki izleyici de doğum tarihlerinden... Ama okuma yazmayla ne alakası var onun? İnsan doğurduğu hatırlayamıyorum yılı... Hatırlayamıyorum yani işte. Kaç yıl olduğunu bilir en azından. Evet. Sizden ricam o evraklarınızı getirebilirseniz, temin ederseniz daha fazla yardımcı olabiliriz. Ama yıl yani insanlar içerisinde hani konuştuklarıdır. Onu bilirsin hani okuma yazmayı bilmeyebilirsin ama yılı az çok tahmin edebilirsin. İşte yıl olarak hatırlayamıyorum. Anladım. Ama ben sadece hatırladım. 2,5 yaşında verdim evet, diyorsunuz. Evet, 2,5 yaşında benden götürdü. 2-2,5 yaşlarındaydı benden götürdüğünde. En son ben gittiğimde 5-6 yaşlarında bu gazeteler yuvaları şey yapıyormuş, denetleniyormuş herhalde. Evet. Şikayetten dolayı. O zaman bana müdür bir resim gösterdi. Böyle 5-6 yaşlarındaki hali. Eğilmiş ayakkabısının bağcığını bağlıyor. Ve o resmi istedim, onu da vermedi. İşte o bayanın geldiği gün o gündü. Şimdi bana resmi gösterdiği gün bayan geldi. Hemen bir yere şimdi bu direkt konudan konuya atladık da. Şimdi çocuğunuzun Mersin Esirgeme Kurumu'na verildiğini öğreniyorsunuz. Defalarca oraya gidiyorsunuz. Çocuğunuzu evet orada buluyorsunuz. Sonra 5 yaşındayken bir kere daha yurt müdürünün yanına gidiyorsunuz. Evet. Ve çocuğunuzu görmek istiyorum diyorsunuz. Evet. Yani 1-2,5-3 yaş arası görüyorsunuz. Sonra 2 yıl sonra mı gidiyorsunuz çocuğunuzu görmeye? Yoksa o 2 yıl boyunca... Gittim geldim canım. Hep gittiniz geldim. Evet, gittim geldim. O büyüme sürecinde ara ara görerek... Gittim geldim, göstermediler. 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 Ben... Peki en son bir kere 5 yaşındayken yurt müdürünün yanına gidiyorsunuz. Çocuğu yine göstermedi. Sadece resmi gösterdi bana. Resmi gösterdi. Evet. Sonra orada bir olay oluyor. Ben çocuğumu görmek istiyorum deyince... yurt müdürünün birini aradığını söylemişsiniz. Evet, işte o resmi anladım gösterdiği gün aradı. Hı hı. Telefon açtı. O gün çocuk oraya gitmiş, koruyucu aileye. Evet. Bir yere telefon açtı. Dedi ki ben koridordaydım. Tabii benim duyduğumu bilmiyordu. Hı hı. Beni dışarıya çıkarttı olarak biliyordu. Kapı böyle azıcık bir aralıklı. Telefonu çocuk açtı. Metin oğlum dedi, ben müdür baba, anneyi verir misin dedi.
telefona. Tabi buradan şunu anlıyoruz. Sizin oğlunuz Tuncay Korkmaz. Sizin koyduğunuz isim ve nüfustaki kayıtlı ismi. Evet, benim koyduğum isim Tuncay Korkmaz. Ama koruyucu aile onun ismini Metin olarak? Yuva Metin olarak koyuyor onu. Koruyucu Yuva aile Metin değil. Olarak. Evet, orada yeni kütük açılıyor. Yeni soy isim veriliyor. Yuva Metin olarak değiştiriyor, ismini koyuyor. Ondan sonra dedi ki şey dedi, Metin'in ailesini merak ediyordun dedi. Görmek istiyorsan dedi, gel burada dedi, tutuyorum dedi, yani burada bekletiyorum, gel gör dedi. Ondan sonra arası 20 dakika veya bir yarım saat sürdü. Bir bayan geldi lüks bir araçla, ben koridorda dışarıda camdan görüyorum, bahçeye girdi. İndi arabadan geldi, direkt müdürün odasına geçti. Müdürün odasına geçti, oturdular, birazcık konuştular birkaç dakika, ondan sonra müdür beni çağırdı. Oturdu, direkt bana bayan dedi ki, neden arıyorsun, niye peşine düşüyorsun dedi. Ben de kendine dediğim laf, ben görmek istiyorum dedim. Alabilecek misin dedi, verirlerse alırım, niye almayacağım dedim. Ama dedi, sen dedi götürüp Avrupa'da okutabilir misin dedi. Belki bir hakim olacak, belki savcı olacak, belki avukat olacak dedi. Belki milletvekili olacak. Ne olursa olsun dedim, sen anne misin dedim. Hayır dedi, ben doğum yapmadım, anne değilim dedi. Ama bir çocuğa bakıp büyütüyorsa? Yani annedir. İnsan, ben dedim ki ama ben bir kere de olsa görmek istiyorum dedim. Ben aylardır, yıllardır dedim. Müdür tabii o arada müdür değişmişti, başka bir müdür gelmişti oraya. Ben dedim her seferinde geldiğimde beni atıyorsunuz dışarıya dedim, gönderiyorsunuz dedim. Ben hakkım değil mi, görmek hakkım ne? O zaman git dedi, annesi olduğunu ispatla dedi. İspatla gel yanıma dedi. Ben de yapamadım onu. Biraz sonra, da yıllardan sonra cesaret edemedim, büyümüştür dedim. Belki verilmiştir. Ha birkaç kere gittim, yine bana hiçbir ipucu, hiçbir şey vermediler, bilgi vermediler. Mersin esirgemeye çok gittim ama vermediler. Eşinizin ailesi bu olaylardan haberdar mı? Efendim? Eşinizin ailesi haberdar mı? Canım, siz çocuğu biliyorlar. Bırakıldığını anlattınız mı? Biliyorlar, hepsini evet, söyledim o zaman. Eşin diyor, yani sonrasında konuştunuz mu? Hiç görmedim. O gün abi. Yani sırra kadem bastı gitti, hiç görmedim. Allah Allah. Evet, mahkemeye bile gelmedi. Hiçbir boşanma mahkemesine gelmedi. Yani hayatta ben mı bunu, değil mi? İşte hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. Ailesiyle bağlantı kurduğum birileri var mı? Hiç yok. Hiçbirisiyle bağlantı kurmadım. Ailesi beni isteyerek aldıydı. Ondan sonra da kabullenmediler, istemediler. Ben de anlaşamadım. Doğru düzgün çalışmıyordu. İnşaatta çalışıyordu. Ben zaten onunla evlenmeden önce evden kaçmıştım. Ben başka bir ailenin çocuğuna bakıyordum. Onunla evlendiğim sıralar. Bu arada 1992 yılında eşi Doğan Korkmaz'la boşanma sürecinde Doğan Korkmaz, eski eşinin oğlun Tuncay Korkmaz'ı bakkala verdiğini, bakkalda Adana'daki Çocuk Esirgeme Kurumu'na, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yeri olmadığı için Mersin Esirgeme Kurumu'na, evet, gönderildiğini ve bir koruyucu aile tarafından alındığını söyledin. Eski istasyon karakolu götürüyor ama. Eski istasyon karakolunda. Evet, Adana'da eski istasyon karakolu götürüyor. Şunu merak ediyorum Yürşir abla, niçin oğlunu arıyorsun? Görmek istiyorum. Nasıl biri oldu, yaşıyor mu? Yaşadığından bile emin değilim. Niye? Bilmiyorum. Acaba yaşıyor mu? Evlatlık mı verildi? Hiçbir bilgim yok. Ama koruyucu aile aldıysa o dönem? Bilmiyorum işte. Hiçbir bilgi vermediler. Verdik diye yani, evlatlık verdik diye hiçbir bilgi vermediler bana. Hani görmek istiyorum. Ölmeden dünya gözüyle bir kere görmek istiyorum. Hani bir düzeni vardı, düzeni bozulur gibi bir korkun. Vermişlerse evlatlık olduğunu bence biliyordur yani. 5-6 yaşında vermişlerdir. 5-6 yaşındaki çocuk da yanılmıyorsam hatırlar. Benim şu an 3 çocuğum var, bir kızım, 2 oğlum var. Hepsini çok seviyorum. Ama onun içimdeki acısı daha bir farklı yıllardır. O acıyı çekiyorum yani. Yıllardır o özlemi çekiyorum ben. Hani insan çocuğu olur ama o ilk göz ağrımdı. Ne bileyim, hepsinin sevgisi ayrı ayrı, hepsini bir seviyorum da. İnsan arıyor, istiyor. Ben yastığa kafamı koyduğum zaman hem vicdanım rahat değil, hem görmek istiyorum. Ölmeden dünya gözüyle bir kere görmek istiyorum. Vicdanım niye rahat değil? Yani ben nasıl onu oradan alamadım, alıp nasıl büyütemedim? Nasıl alamadım?
uğraşamadım. Maddi durumum da müsait değildi. Yani o zaman ben otelde çalışıyordum. Ondan sonra okuma yazmam, diplomam yok diye beni çıkardılar işten. Sonra okuma yazmayı öğrendin mi? Yok, öğrenmedim. Öğrenmedin. Şimdi çocuğun Tuncay Korkmaz, adını Metin olarak yurtta değiştirildiğini söylüyorsun. Metin'i arıyoruz. Evet. Tabii ki soyadını bilemiyoruz ama Tuncay Korkmaz olarak da söylemekte fayda var. Sen vermedin onu. Ben eşinin vermedim. Eşinin verdiğini söylüyorsun. Evet, ben verdim. Ama yine kaçırdı de alamadığın benden. İçin vicdan azabı çekiyorsun. Yani kaçırdı benden. Ben alamadım, yapamadım yani. İnsan, şimdi kızım, en büyüğüm şu an kızım yani. Tuncay'ın küçüğü olmuş oluyor. Kopyası, birebir kopyası. Tuncay'ın mı? Evet, bebeklik resmi birebir kopyası yani. Peki diyelim ki biz var bulduk, ama Tuncay çıktı dedi ki yani beni bırakmışsınız bundan sonra. Ben razıyım, her şey yeter ki yaşadığını öğrenim. Hiçbir hakkınız yok. Kabullenirim yani. Sadece yaşadığını bilmek istiyorum. Bir kere de olsa görmek istiyorum. Ne derse desin bir kere göreyim diyorsun. Yani bir defa ben her şeyi kabul ediyorum. Kabul etmese de ben razıyım yani ona. Kabul etmese bile son bir kez görmek istiyorum. Şu an bir oğlum askerde, bugün aradı. Anne bir haber var mı dedi. Hani hiç görmedikleri halde abim diyorlar. Yıllardır hep Tuncay'ın varlığıyla yani sanki varmış gibi mi büyüdü onlarda? Hep bahsediyor onlar muydunuz? Yok. Sonradan öğrendiler. Kaç yaşındayken öğrendiler? 2 senedir öğrendiler hemen hemen. O kadar uzun süre sakladınız. Evet. Niye? Bilmiyorum, çocukların psikolojisi bozulmasın diye. Babası biraz da söylemek istemedi. Ha, babası biliyordu. İkinci evliliğimi yaptığımda biliyordu. Beraber de gittik yuvaya görmek için. O zaman dedim evlenmeden önce dedi yani kendi çocuğum alabilirsek dedi. Verirlerse kendi çocuğum gibi bakarım dedi. Bekardı eşim. İkinci evliliğim. 6 tane kız kardeşi, ablası kardeşi var. Kendi tek erkekti. Ailesi kabullenmedi beni. 3 çocuktan sonra da ayrıldık, anlaşamadık. Hani çocuklarımın velayeti bendeydi. Çocuklarım velayeti bende olduğu halde ben çalışmak zorunda kaldım. Garsonluk yapıyordum lokantada. Çocukları kendine verdim. Ama istediğim aslında zaman görüyordum. Aslında boyunca çocuklarından hep kopuk olmak zorunda kaldı. Evet, kopuk. Babanın yanında annesizdi, annenin yanında babasızdı çocuklar. Ama sürekli yanımdalardı yani. Gidip geliyorlar. İstedikleri zaman hala gidip gelirler. Gidip gelirler. Beraber. Yani iletişimimizi koparmadık. Yine Esra, yanımda. Esra, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Merak ettim. Şimdi ablacığım, diyelim ki gerçekten de zor durumda da olabilir ve sizin yanınızda da, yani tamamen ihtimalleri konuşuyoruz, sizin yanınızda da yaşamak isteyebilir. Peki şu anda hani ona bakabilecek ya da onun yanı, bir de şöyle bir şey de var. Şimdi karşı tarafın ailesi de uzun zaman baktığı için acaba bizden alacak mı şüphesi de oluyor. Hayır, hayır artık kocaman yani, belki çocukları vardır, çocukları varsa onu da görmek isterim. Ben şu an 2 tane torunum var benim. Kızımdan 1 tane var. Ben 4 elle ona sarılmış bir insanım. Kendi doğurduğum kızımdan daha kıymetli bana. Yani. Yani artık 26 yaşında belki hani evlenmiş olma ihtimalini düşünmüyorum. Eğer evlatlık alındıysa ve büyütüldüyse. Ama yani, onun haricinde evlatlık alınmadıysa, 18 yaşına kadar yurtlarda yaşadıysa, eminim belki şu anda da kendi hayatını kurma telaşısındadır. İsra Hanım, ben bir şey soracaktım hanımefendiye. Şimdiki çocuklarınızın doğum tarihleriyle ilgili bir bilginiz var değil mi? Muhtemelen. Yani doğdukları tarihi yok, fazla benim şey yapmıyorum. Kafama takılan soru, biraz önce demiştiniz ki resim doğum gününe ait. Evet, doğum ben gününe ben de yani ait. Doğum tarihi, hangi gün kutluyordunuz? Mesela doğumunu bilmediğiniz bir çocuğun doğum gününü nasıl kutladınız? Bu açıkçası... Hayır, onun doğum gününü kutlama değil. O doğum günü resmiydi o. Şu anki ki, ekran... Hangi gün kutlamıştınız? İşte hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Ha, tamam. Hatırlamıyorum. Peki. Tamam, atlasın. 1992 yılında Adana Döşeme Mahallesi'ndeki bakkal dükkanına bırakılıyor. Ardından da Adana Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderiliyor.
Sonrasında Mersin Esirgeme Kurumu'nda yurda yerleştiriliyor ve oradan da bir koruyucu hale ya da evlatlık bir alındığını söylediniz. Sizin nüfustaki isminiz, yani koyduğunuz isim Tuncay Korkmaz'dı. Evet. Yurdun ona verdiği isiminde Metin olduğunu Metin olarak soy ismini bilmiyorum. Ve oğlunuz Metin arıyorsunuz. Şu anda bakalım. Yani 28 dedim de ben. Yok, 28 yaşında oldu. 27-28 yaşlarında olması 28 lazım. 28 yaşlarında. Eğer hanımefendi 28 olabilir. Falan olması lazım. İnşallah da yani bilenler, görenler, tanıyanlar varsa bize ulaşsınlar. 0212-975-0505. Seni uğurluyoruz Müşri abla. Hayırlı haberleri bekliyoruz. İnşallah. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. İhsan Terzi geliyor alkışlarla sevgili seyirciler. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu. Esra Hanım, öncelikle size, avukat hanıma, ekibinize, değerli konuk ve misafirlere saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin hikayeniz de farklı. İhsan çok Bey, farklı, çok farklı. 58 yaşında... 59'a girdik. 59'a girdiniz. Niçin burada biliyor musunuz? Biyolojik annesini ve babasını arıyor. Ya. Ailesi varsa kardeşlerini arıyor. Evet. Yani kaç yaşında olursanız olun kendinizle ilgili gerçekleri öğrenmek ve bulmak istiyorsanız, bir de kendinizle ilgili gerçeği, çocuğunuz doğduğu zaman onun nüfus kağıdını çıkarmak üzere nüfus dairesine gittiğinizde, evet, orada memurdan öğreniyorsanız, kendim yazdım özellikle. Bir anlatır mısın İhsan abi? Şimdi ikinci kızım. 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. 28 ikinci kızım 28 yaşında. Tabii biz milli eğitimdeyiz. Üst kattan nüfus dairesi var. Öğlen vakitleri memurlar arasında tatlı alın geldik. Benim de kızım doğdu. Tatlı aldım. Şimdiki o memur arkadaş Adnan abimiz öldü. Allah rahmet eylesin. Esra Hanım, tatlı gittin. Bunu bir insan dedi. Adnan Bey'in benim kızım tatlısı, tamam dedi. Tatlıyı yedik. Dedim Adnan abi kayıt. Ya İhsan dedi, sen de memursun dedi. Bak defter orada, eski nüfus defteri. Siz de memursunuz. Tabii tabii. Çok ya büyüktü. 004, 04. O kütü aldım. Açtım onu. Yazdım kardeşim, dedim şöyle aile tablosuna bir bakayım. Benim ismim sırasına geldiği zaman defteri büyüklük karşı taraftaydı yalnız. Kırmızı bir yazı vardı. Dikkatimi çekti. İşte tarihini tam hatırlamıyorum. 17-11-1961 sayılı Trabzon 1. Asi Hukuk Hakimliği'nin şu sayılı yazısıyla manevi evlat olarak verildi. Deyince benim elim kolum düştü. Şaştım. Dedim Adnan abi hayırdır, bu nedir? İhsan dedi, sen benimle kafamı yavuruyorsun. Hayır abi dedi. Hadi ya dedi. Zaten evlatlık verildiğine dayı bana söyleyince biraz şey oldum yani. O durumu anlatmak istemiyorum. Aşağıya indim. Dedim sayın müdürüm, ben 5 gün izin alacağım. İhsan Bey hayır dedi. Dedim böyle böyle. Ben evlatlık olarak yer verdim. Onu diyelim ki ben o zaman 30 yaşlarındaydım. Öğrendim. Şaştım. Neyse izin aldım. Trabzon'a geldim. Peki yani eşinize gidip annenize babanıza bu durumu... İnan söyledim. Hiçbir şey söylemiyorlar. Katliyettim. Ben yani evlatlık alınmışım. Bugün gittim işte çocuğun doğumuyla ilgili baklava dağıtırken kütükte gördüm bunu dedin. Ne dedilerse? Hiçbir şey yok Esra Hanım. Hiçbir şey yok. Ama onlara da hak veriyorum.
Onların da yeri cennetlik olsun. Herkese de öyle üvey anne baba nasip etsin. Beni büyüttüler, yetiştirdiler, askere gönderdiler, evlendirdiler, evlendiler ve bana 5 tane dağ gibi çocuk verdi. Allah razı olsun. İşte bu programı yaptığı zaman Esra Hanım, duygum aldım, hatta çocuklarım, baba bizim amcamız, halamız yok mu? Öyle mi öyle? Programı izlemeye başladıktan sonra bizim de amcalarımız, halalarımız vardır. Yani artık şey yaptık, Semiret yaptık. Varsa bir kardeşim onu arıyorum diyorsunuz. Hem de nasıl deliler gibi. Deli gibi. Deliler gibi. Ya vallahi. Su ister misiniz? Yok, hayır. Ne bileyim işte. Şimdi benim karşımda bir baba var, bir dede var. Hani işte babalar güçlüdür, dedeler güçlüdür ama... insan kendi hayatına döndüğü zaman kendi çocukluğuyla ilgili. Tabii. İlk neyi sorguladınız evlatlık olduğunuzu öğrendiğinizde? Ömer bir peçete verir misin şimdi bana? Şimdi şöyle dedim Esra Hanım, acaba gerçek midir? Var mıdır? Ama kimseden bir kaynak alamadım. Yalnız Esra Hanım şöyle diyeyim, bana da şunu dediler. Üvey annem benim teyzem, öz teyzemmiş. O kaynağa da bulaşamadım. Tabii biz o zaman işte 12-13 yaşlarında... Üvey anne? Öz teyzem dediler bana. Hani, yani kardeşinin... Kardeşinin. Ama yok. Yalnız ben şundan şüphelendim Esra'nın, 12-13 yaşlarında üvey annemin nesli çok büyüktü. Pilot kardeşi vardı, Gaziantep 59. Tugay Komutanı'nda kardeşi vardı komutan. Gittiğimiz zaman onlar konuşurlardı. Ne? Tabii, şöyle, Hikmet abla dediler, aldığım çocuk bu mu? Ama ben asla aldırış yapmadım. Üvey anne ve babama anam babam gibi yasal aldım. Hiç şey yapmadım yani, pek şey yapmadım onları. Şimdi artık hani 30 yaşındasınız, çoluk çocuğa karışmışsınız. Evet. Kendinizle ilgili bir gerçeği bir defterden öğreniyorsunuz. Evet. Hani girip sorduğunuzda hiçbir açıklama yapmadım. Hayır. Galiba. Yani bu yemin etmişçesine bir susma mı? Yok, hayır. Bilmiyoruz mu? Asla inanmadım. Hala da ne bileyim yani, şu program açıldıktan sonra içime bir şey düştü. Bir his düştü. O zaman yani... 6 aylıkken Trabzon Çocuk evet. Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık verilmişsin. Evet. Kendinizle ilgili bildiğiniz tek şey bu. Evet. Evlatlık alan ailenin adı Hasan Terzi, Hikmet Terzi, nur içinde yatsınlar. Kanlı kanlı rahmet eylesin. Şimdi Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık veriliyor. Defterdeki notlarda öz annenin yani biyolojik annenin adı Havva. Baba adı Mecit Çetin ya da Çetinoğlu yazıyordu. Evet. Yani siz Havva ve Mecit Çetinoğlu çiftinin çocuğusunuz. Onlar evet. Sizi Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu'na veriyorlar evet. 6 aylıkken. Evet. Kendinizle ilgili bildiğiniz tek şey bu. Yani evet, o zaman Trabzonlu Çetinoğlu ailelerine seslenmek lazım. Çetin ya da Çetinoğlu. Ama Havva ve Mecit'i tanıyanlar varsa. Tabii muhakkak. Şunu diyordum ben Esra Hanım, işte o çocuk o tarihi sayılı çocuk esirgeme kurumunun birinci asli hukuk hakimliğinin o yazısını eğer alabilirseniz tabii ki illaki onda yani kardeşlerim, ağabeylerim veyahut da bir amcalarım olur. Tahmin ediyorum ki adresleri vardır. Siz peki o kağıdı almak için gittiniz mi? Bir ara Trabzon'a şimdi gittiniz. Şimdi şöyle gittim Esra Hanım. Gülhatun Hanım Mahallesi. Gülhanım Hatun Mahallesi. Biz Gülhanım Hatun evet. Mahallesi. Nüfus müdürlüğüne gittik. Nüfus müdürlüğünden bana biz dedi o defterleri Ankara Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne gönderdik. Hiçbir bilgi yok. Onda da adliyeye gitme hiç aklım gelmedi. Zaten moralim bozuldu, çektim ve geri geldim. Ha, özür dilerim. Muhtarı buldum.
Ya Murat Bey'di, o amca bilmiyorum sağ mı ölü mü. O zaman 70 yaşındaydı, 45 yıldır o mahallinde muhtarıydı. Bir ya, hanım hatun. Hatun. Artık yeni isimleri belki değişmiş bir olabilir. Trabzon. Evet. Bir hanım hatun ben gittim, mahallesi. Amca dedim, ben dedim böyle böyle. Bana şöyle dedi, sen dedi Hikmet ablanın almış olduğu çocuk musun? Hikmet ablanın almış olduğu çocuk musun? Evet dedim. Oturduk, ilhamur içiyordu. Bana da bir ilhamur verdi. Vallahi yavrum buradan gittiler. Bizde hiçbir bilgileri yok. Ama onlar da bu ölen annemi babamı tanıyordular. Tabii öz annemi tanımıyordular. Yani size i̇şte, evlatlık alan Hasan'la Hikmet'i tanıyorlar. Rahmetli annem de Trabzon fındık fabrikasında çalışıyordu. Şey, tütün teken. Yani oradan tanıyordular onu. Şimdi sizin evraklarınızda, o evlatlık aldığınızı öğrendiğiniz evraklarda Trabzon'dan, Türk Esirgeme Kurumu'ndan alındığınız, biyolojik annenizin, öz annenizin adı Havva, babanızın da Mecit, Mecit olduğunu, soyadları Çetin ya da Çetinoğlu. Çetinoğlu. Tanıyanlar, bilenler varsa bize ulaşacaklar. Yani tabii ki anne baba hayatta... Ölmüş de olabilir. Bilemeyiz ölmüş de yani. Yeri kanı kanı kimin rahmet eylesin. Kimin ne kadar yaşayacağını da bilemeyiz de. Yerleri cennet ya mekan olsun. Ama neyi görüyoruz? Biz buraya hep İhsan Bey, daha efendim, sizden avukatım. Genç gelen arkadaşlarımızı gördük. Siz geldiğinizde çok duygulandırdınız. Yani belli bir yaşa geliyorsunuz, hayatınızın bir baba oluyorsunuz. Düzeninizi kurmuşsunuz. Geriye doğru bir bakıyorsunuz ki her şey yalan. Yalan, evet. Yani bu o yüzden hep şunun altını, yaşınız kaç olursa olsun, soy bağı, bu gerçeklik o kadar önemli ki insanın köklerini bulmak, kendi gerçeğini bulmak, doğrusuyla yanlışıysa, neyse. Hayır. Çünkü bizler inançlı insanlarız. Muhakkak. Mevcut durumu tevekkül edersiniz ama muhakkak o gerçeği bulmak lazım. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim eski medeni kanunumuzda da, yeni medeni kanunumuzda da evlatlık ilişkisi kurulduğu zaman... Evlatlık alan ve veren aile arasında nüfus kütüğünde bağ kurulur. Ve bunlar da genellikle sizin bahsettiğiniz gibi farklı renkli bir kalemle yer alır. O çocuğun miras hakkı kaybolmasın hem geldiği aileye hem de diğer aile arasında nüfus bağı kurulur. Ama bu bilgiler evlatlık istemedikçe, herhangi bir mahkeme kararı olmadıkça üçüncü kişilere açıklanmaz. O yüzden bizim bunu temin edebilmemiz... Ancak bir vekalet akti olursa bunu sizin temin edebilmeniz çok daha kolay olacağını düşünüyorum ben. Tabii ki. Mahkemeye gittiğiniz zaman zaten her mahkemenin arşiv kayıtları vardır. Siz isminizi ve soy isminizi belirttiğinizde bu evraklara çok daha rahat ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken diğer bir nokta ise üvey annenizin gerçek biyolojik annenizin kardeşi olduğunu mu? Öyle söylediler. Öyle söylediler. 12-13 yaşlarında aldığın çocuk bu mu? Evet. Ama niye aldığın çocukluğumu hatta o yaşada da olmayabilirim yani. Siz dayılarınızı, üvey annenizin kardeşlerini bilmez miydiniz? Dayısını, hayır. Hiç akrabalık bağı yok. Hayır. Ben sizin tanımadım. Evlatlık alan ailenin akrabalık bağı yok mu? Hikmet annenin. Hangisiyle? Hayır. Şimdi size evlatlık alan Hasan'la Hikmet'in akrabalarla ilişkileri nasıldı? Şimdi... Görüşürler mi? Öz annem, öyle dediler yani. Öz annem, üvey annemle teyze çocuklarıymış ama aslı var mı yok mu onu hiç bilmiyorum. Yani büyüklerimizin bize söyledikleri o. Evet. O. Üvey annenizin ilişkileri nasıldı? Kendi ailesiyle anneanne var mıydı hatırlar mısınız? Yok, hayır. Hiç hatırlamıyorsunuz. Çünkü biz 55-56 yıldır Trabzon'dan Hatay'a geldik yani. Sizi aldıktan sonra Hatay'a mı gelmişler? Tabii. Tabii. Ama kökeniniz, annenizin kökeni Trabzon. Tabii. Trabzon. Tabii. Trabzon'da. Yani Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık alınıyor. Alan kişi Hasan Terzi ve Hikmet Terzi. Evet. Biyolojik annenin yani öz annenin adı Havva. Babanın da adının Mecit. Soyadlarının Çetin ya da Çetinoğlu olduğu söyleniyor. Evet. Trabzon'daki Çetin ya da Çetinoğlu soyadlı Havva ve Mecit çiftiyle ilgili bazı bilgilere ulaşmak istiyoruz sevgili seyirciler. Yani şimdi hani Trabzon olunca yani o dönemlerde yıl daha belli, bilinir, evet. Yer belli, yurt belli, daha bilinir gibi geliyor. İşte, i̇nşallah bir netice elde edilir İhsan abi.
ya da sizin akrabalarınız, babanızın sizi büyüten ailenin akrabaları da bence şu pozisyonu görüp sır olarak artık bir şeylerin saklanmaması gerektiğine de kanaat getirip bilgi verirler diye düşünüyorum. Hatta... Ben bilen insanların olduğu kanaatindeyim. Eğer genelde çünkü eskiden evlatlık alınırken yakın ailelerden alınırdı. Ve bu tabii insanlar daha sırdaştı ve sır olarak saklanırdı. Veya kendi büyüten ailenizin de böyle bir özel ricası olduğunu düşünüyorum. Çünkü size hiç belirtmemişler bunu. O yüzden hem üçüncü kişilere hem de yakın hayatta olan yakın akrabalarınıza da seslenelim bence. Şimdi avukatın babamın neslinden, üvey babamın neslinden, üvey demiyorum, öz babagen diyorum ona. Neslinden bir tek ben var. Bir tek ben var. Amcalarım öldü. İki ağlam var, sağ onlara da konuşmuyoruz. Yani hiçbir şey yapmadılar. Siz öğrendikten sonra da zaten hiçbir şey açıklanmadı. Hayır. Trabzon'da Çetin ya da Çetinoğlu soyadlı çifti arıyoruz sevgili seyirciler. Anne adı Havva, baba adı Mecit. Çetin ya da Çetinoğlu olabilir. Tanıyanlar, duyanlar, bilenler varsa bize ulaşsınlar. Gülbahar Hatun Mahallesi olacak. İhsan Bey'in verdiği adresin doğrusu buymuş. Gülbahar Hatun Mahallesi'ndeki siz muhtara gitmiştiniz. Tabii bu 30 sene önce. 30 sene önce. İnşallah bir sonuç elde edeceğiz. İnşallah. Yolun açık olsun İhsan abi. Teşekkür ediyorum. Yani hepimizin içine dağladın. Tabii ki hep genç çiftleri, yani genç insanları görüyoruz ama... Sen kaç yaşına gelirse gelsin öğrenmek istiyorum. Bu da güzel bir ders olsun. Yani insanlar bunu öğrenmekten kaç yaşında olursa olsun asla vazgeçmezler. O yüzden de... Öteleyebilirler. Evet. Yani üstünü kapatıyor olabilirler ama bir gün bir yerde öyle bir noktada... Esra'nın kimse atasını inkar edemez. Özellikle özür diliyorum, Karadenizliyiz biz. Asla ve asla. Biz terbiyemizi öyle bir almıştık. O yüzden bu sırlar açığa çıksın. Yani çıksın. Evlat alınan, veren, aracılık edenler artık bakın bu programlardan sonra bu örnekleri görerek ne kadar önemli olduğunu hissederek insanların içinde nasıl bir yara oluşturduklarını görerek bence insafa gelsinler. Serhat'cığım buyur canım. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Çok doğru yerdesin bu arada. Biliyorum ben. Ben şunu merak ediyorum. Böyle çevrenizden çocukluk zamanı olsun veya yetişkinlik zamanında olsun. Çevrenizden askere giderken bir yakın aile var mıydı size karşı? Böyle çevrenizde. Çünkü Hatice Hanım'ın da dediği gibi. Hülya Hanım pardon hep karıştırırız. Hülya Hanım'ın da dediği gibi eskiden hep çevre yakın yerlerden verilirdi. Yani yurtlardan değildi. Hiç böyle birini hissettiniz mi? Veya şu olabilir diye düşündünüz mü? Yastığınızı, kafanızı koyduğunuz zaman hissedebildiniz mi hiç bunu? Serhat'cığım şunu ben diyeyim sana canım. Tabii biz kışın Hatay'dayız. Yazın memleketlerdeyiz. Yaylada şuraya falan çıkıyoruz. Babamın gene bir akrabaları. Şimdi unuttum işte aklımda bir şey olmayı söyleyecektim. Hatırlayınca söylersiniz. Oğlum dedi seni çok istediler. Hani evlatlık olarak. Hani akraba arasında. Zannedersem rahmetli öz annem ve babam akıllık etmişler. Çok büyük. Biz demişler bu çocuğu çocuk esirgeme kurumuna verdiğimiz zaman çocuk esirgeme kurumundan alınan evlatların arkasında devlet var. Bu çocuk orada avukat tanım iyi bilir. Kaldığı zaman hani gerçekten nedir? Bu askerde olabilir, bilmem yüksek bir mertebede de olabilir o açıdan. Ve çocuk esirgeme kurumundan çocuğu aldığınız zaman 14-15 maddi kabul ediyorsun. Ya o şartları sağlıyor. Avukat tabii ki sizler avukat hanım. Ama sizden vereceğim bu evrakları çünkü eski kanunuz 1961 bahsettiğiniz yıllardaki medeni kanuna göre hem... Sulh hakiminden annenin birinci babanın rızası alınırdı. Tabii ki. Bir de resmi senet düzenlenirdi. Bu da noterde olurdu. Bu evraklarınız sizin gittiğiniz zaman o dönemde Trabzon'da var olan çok fazla noter yoktur. Oradan da elde edebilirsiniz bu bilgileri, adres bilgileri. Hem de mahkeme kayıtlarından da çok önemli bilgileri elde edebileceğinizi düşünüyorum ben. İnşallah da gelen ihbarlardan
bir yol çizeriz ya da İnşallah bir ışık buluruz. İnşallah gidiyorum. Alkışlarla uğurluyorum İhsan Bey'i. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saygı duyuyorum. Yani sen de sağ olun. Geliyor alkışlarla. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misin? Biraz daha iyiyim. Merhaba. Ne oldu sana? İki gündür gözüm ağrıyor. Gözümde bir sorun var galiba. Biraz geçmiş olsun. Enfeksiyon kaptım. Şimdi bir hatırlatmamız var. Hatırlatmanın ardından buradayız. Tarif edebilir misiniz Mülkiye'nin babasını? Orta boylu, beyaz tenli, evet, yeşil gözlü. Tahmini olduğunuzu Mahmut'a söylediniz mi? Söyledim. Ne tepki vermişti? Söyledim, önce bir böyle umursamadı, ondan sonra da zaten görünmedi. Nerede oturuyorlardı? Adana Ruh Sağlığı Kurttepe. Kurttepe'de oturuyorlardı. Ruh Sağlığı Merkezi'nin arkasında. Evet. Atilla Altıkat diye bir köprü var. Köprü var. O köprünün bitiminde bir pasaj vardı. Evet. Orada bir kasetçi dükkanı. Adana'daki Tapan Yiğit pasajında kasetçi dükkanı olan Mahmut'tan bahsediyoruz. Soyadın Aktay olduğu söylendi. Eminim ihbarlar ve bilgiler de gelecekti. Mülkiye, hani annenle ilgili konuyu işledik, konuştuk, bulduk, karşına getirdik, bitti. Ama ne zaman babanla ilgili konuyu açmaya çalışsak annen aslında... Susuyor. Hep susuyor, üstünü evet, kapatmaya çalışıyor. Bazı bilgi, o bilgiyi vermekten çekiniyor. Çekiniyor. Bildiklerini paylaşmaktan korkuyor. Evet. Yani istiyor ki sen babanı bulma. Evet, maalesef ki öyle bir şüphe uyandırıyor bizde. Hani acaba neden? Çünkü kafa karıştırıyor. Onca şey yaşanmış sonuçta, bütün gerçekler... Aradan yıllar gelmiş, hem geçmiş. Hem de bu saatten sonra bir şeyin saklamanın hiçbir gereği yok. 32 yıl sonra kendisini buldum. Gerçekler az çok ortaya çıktı zaten. Ama neden hala onun hakkında susuyor, susma gereği duyuyor? Orada kafam karışıyor zaten. Benim karıştığı kadar belki birçok insanın da kafası karışıyordur bu konuda. Kendisiyle konuştuğumda bana sorma, bana söyleme diyor, anlatma diyor, bahsetme diyor, konusunu dahi açma diyor. Hani ne tamam anneciğim, tamam diyorum, neden diyorum ama. Ben annemi yadırgamak için ya da hesap sormak için daha en baştan beri söyledim, herhangi bir hesabım olmayacak, sana herhangi bir hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama babamı da bilmek en doğal hakkım. Zamana bırak diyor. Şimdi anneciğim ben buraya kadar geldim, yıllar sonra araştırıyorum. Seni araştırdığım kadar babamı da araştırmak istedim zaten dedim. Konunun tam ne olduğunu bilmiyordum dedim. Böyle bir konuyla karşı karşıya kalacağımı da bilmiyordum çünkü. Hayat bu. İnsanların başına her şey gelebilir. Ama anneme söylediğim zaman, zamana bırak. Zaman. Zamana bırak. Evet, zamana aslında bırak. Aslında annenin açısından baktığında da, yani bütün duygusal çöküşleri, bütün yükleri taşıyan kendisi. Evet. Karşı tarafın hiçbir sorumluluğu olmamış ki. Kalkıp 33 yıl sonra bununla ilgili bazı bilgileri paylaşmasında hiçbir çekinge yok. Şimdi bize bazı bilgiler geldi. Öz babanın kim olduğuna dair. Annenin verdiği... pasaj, neydi Pınar Pasajı'nın adı? Onları bir yazar mısınız bana? Mahmut Akda ya da Mahmut Yeter Şans isimleri geldi. Yani bu iki isimden biri olabilir diye. Mahmut Akda ve Mahmut Yeter Şans isimleri.
Şimdi ben babamı bilmiyorum. Babamı da dediğim gibi araştırmaya... Adana'da bir kasetçi dükkanı olduğunu, bir pasajın içerisinde kaset dükkanı işlettiği söylenmişti. İsminin Mahmut olduğunu söyledi. Ya Mahmut Yeter Şans, yani Adana'da o yıllarda kasetçi dükkanı olan kim varsa bir pasajın içerisinde. Oradaki esnaf da tanır yani, tanımıyor olabilir mi? Arabistan'la ilgili bir bağlantı olduğunu söylemişti. Arabistan'dan geldi. O dönemlerde çünkü çok fazla insanlar, yurt dışı bağlantısı yoktu. Bu da önemli bir done olduğunu düşünüyorum. Ama senin gibi ben de Zeynep Hanım da Kerime Hanım gibi sır küpü olduğunu düşünüyorum. Üzgünüm Zeynep ama... Hanım'ın mı? Evet. Mülke'nin annesi. Çünkü yani susmasının bir sebebi var diye düşünüyorum. Yani nedenini bilemiyorum. Ben sorduğumda da çok özür dilerim, lafınızı kestim. Sorduğumda da korkuyorum. Neyden korkuyorsun? Yani bana bir şey olacağından korkuyormuş. Öyle söyledi. Bana neden bir şey olsun? Bir kez duyuyoruz sizden. Korkuyorum mu dedi? Yani öyle mesela dışarıda hani ben konuşamıyorsam bile belki bana çekiniyorsundur, söyleyemiyorsundur. Arkadaşlara söyle ya da kendine yakın hissettiğin insana söyle diyorum. Ne olabilir korkuyorum ki sana? Ne olabilir yani? Korkacak ne var? Onca şey yaşanmış, bitmiş, gitmiş. Yıllar sonra kalkıp sana hani zaten zamanında yaşamışsınız yaşayacaklarınızı. Ondan sonra kalkıp sana hesap sorma gibi ya da herhangi bir şey yapma gibi bir yeteneği, bir olanaksı olamaz diyorum. Neyden korkuyorsun ya da neyden çekiniyorsun diyorum. Zamana bırak diyor. Ya 5 ay ya da 1 yıl sonra. Ben 5 ay 1 yıl sonra zaten 32 yıldır gerçeğimin peşine düşmüşüm ben. 32 yıldır araştırıyorum. Daha 5 ay 1 yıl sonra ben niye tekrar... Niye bekleyeyim diyorsun? Niye bekleyeyim yani 5 ay ya da 1 yıl ya da 1 ay ne için bekleyeyim ben? Hanım ben Zeynep ablaya bir şey söyleyebilir miyim müsaadenizle? Tabii ki söyleyebilirsin. Şimdi Zeynep ablacığım daha biraz önce bile görüyorsun burada bir amcamız geldi. Ya ne kadar yaşlı olursanız olun annenizi babanızı bilmek için bir şekilde istiyorsunuz yani. Ve Mülkiye 32 sene boyunca hem çok zorluklarla yaşamış hem de çok gerçekten zor bir hayatı olmuş ve çok aramış bir kız. Her şeyin altında ezilmiş. Her şeyin altında ve çok zor bir hayatı olmuş yani. Gerçekten ben arkada bildiğim için söylüyorum. Bundan sonra birazcık mutlu olması için Zeynep ablacığım birkaç ayını geçirmişsin. Bir şeyleri bilmeden bu kadar ay bir insanla görüşmen gerçekten mümkün değil. Ne olursun Mülkiye'nin de bilmek hakkı. Sen de biliyorsundur yani. Bakın bir erkek mümkün değil. Çocuğunu bilemez. Evet ama anne bilemez. Ama bir anne çocuğunun babasını bilir. Ve o yüzden Zeynep ablacığım lütfen söyle. Yeter bu kız çok yıllarca üzülmüş, ezilmiş zaten. Azıcık biz onun mutlu olmasına sebep olalım. Ne olursun Zeynep abla. Bu arada Atilla Alkat Köprüsü'nün bitiminde Tapan Yiğit pasajı var. Ailenin de Kültepe'me, Kurttepe'de oturduğu söyleniyordu. Arabistan bağlantıları varmış. Baban olabilecek kişinin adının Mahmut olduğunu söyledi. İki soyadı var. Ben babamı biri ya Akda. Tabii ki o pasajdaki çalışan esnaf biliyordur. Mahmut Akda, Mahmut Yeter Şans. Bu pasajda Tapan Yiğit pasajındaki kasetçi dükkanının sahibiymiş. Sonra da bir anda da dükkanı kapatmış, gitmiş. Buyurun sor Pamuk. Şunu düşünüyorum. Belki de babası Mülkiye'nin her gün televizyonda izliyor. Buradan da ben babasına seslenmek istiyorum. Yani Mülkiye bence artık 32 yaşında, yaşını almış. Onunla birlikte yaşamayacak. Sadece bir kere görüp de rahatlayacak. Umarım izliyordur ve her zaman yanında olacak. Bir de olmayacak. Şöyle de ki atıyorum Eminönü'nde evet, de sahilin orada da seyyar arabası varmıştır demiyorsun. İşte Adana'da o yıllarda bir pasaj var, o pasajda kasetçi dükkanı var. Ki o dönemler o kasetçi dükkanları çok popülerdi yani hani ben de Kütahya'da büyüdüğüm için ve sayılıydı. Yani onun kim olduğunu mutlaka herkes bilir. Ailenin de Kurttepe'de oturduğu da söyleniyor. Mahmut isminde Zeynep Nane verdi. Yani arkadaşlık ettiklerini, bir süre arkadaşlık ettiklerini, sonra hamile kaldıklarını, ailenin Zeynep Hanım'ı bir çocuğu olduğu için istemediklerini söylediler. Sonra adres değiştirmişler. Ya Esra, bunu merak ediyorum. Nedense yani bu çocuk dünyaya geldiğinde
Bütün mağdur olan kadınlar, hep ihaleler annelere kalıyor. Bu çocuğu dünyaya getiren babalar nerede yani? Ben gerçekten anlam veremiyorum. Çıkın da biriniz de, evet kardeşim bu çocuk benim de. Neden çekiniyorsunuz? Bütün Esra, topları kadına atıyorsunuz. Ayıptır ya. Ve Zeynep Hanım korkuyorum diyorsa da muhakkak yine yaşadığı yaşam çevresi içerisinde yakın olduğunu ya da uzaktan gördüğünü kanaat getiriyorum ki... Uzaktan gördüğün derken? Yani aynı Zeynep Hanım'ın yaşadığı çevrede bilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mülkiye'ye beyanında korktuğunu bahsetmiş. Uzaklarda olsa insan korkmaz ama... Korkmaz. Yakın ama çevresinde olursa... Ama gördüğü biri ise, evet, korkar. Mahmut isminde Zeynep nane verdi. İnşallah isimde bir farklılık yoktur. Biz daha önce bir Mustafa diye bir isimden bahsetmiştik. O benim erkek kardeşim ismi, evet, demişti. Ben babamı tanımıyorum. Ama şu an bizi izleyenler, görenler mutlaka vardır. Şuradan, ya o yıllarda babamı tanıyanlar ya da annemle babamı bir arada görenlere sesleniyorum. Eğer bilgi sahipleri ise lütfen bize ulaşmanızı istiyorum. Bize ulaşın, bize bilgilerinizi verin. Hani o dönemde ister istemez belki hani görmüşlerdir. Yani bir ay da olsa, bir günlük arkadaş dahi olsak, bir kafeye dahi gelsek ya da bir pazarda karşılaşsak, bir markette mutlak birimiz birimizi görüyoruz yani bir yerlerde. Mülkiye Melek 33 yıl sonra şimdi de babasını arıyor sevgili seyirciler. Bakalım nasıl bir gelişme kaydedeceğiz. Seni uğurluyoruz Mülkiye'cim. Reşit ve Kerime abla geliyor alkışlarla. İkinci beklediğimiz DNA testinin sonucu Osman Çıtırık ve Kral Çıtırık, Reşit Ongun arasında soy bağı, akrabalık bağı var mıydı? DNA testinin sonucunu biraz sonra canlı yayında açıklayacağız sevgili seyirciler. Osman Çıtırık baban çıkmamıştı ama bir test daha vardı ki akrabalık bağı, soy bağı sonucu. O testin sonucu aslında iki taraflı da bize ilerleme kaydettirecek. Biri bir bilinirliğe, diğeri de bir bilinmezliğe sürükleyecek. Nasıl hissediyorsun? Karışık abla ya. Karışık. Normalde asla olmaz ya da evet olur diyordun. Şimdi? Biraz şüphem var yani bu. Şüphem var. Hı hı. İnşallah çıkmaz olumlu bir şey, onu diyorum. İnşallah çıkmaz. Hı hı. Niye? Yok, istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Yani ortadaki iddialara göre... ...vatandaşların evladı olmaktansa hiç çıkmasın daha iyi diyorum. Sebiha'nın Kamuran abla ile ilgili açıklaması var. Hakkı iyi, annesi Ümmü iyi hakkında neler söyleyecek ve bazı bilinmeyen gerçekler reklamlardan sonra buradayız. Ayrılmayın. Baba ne için? Leyla Danı. Baba ne için? Leyla Danı. Zeyna yaptırsın baksın. Zeyna yaptırsın baksın. Reşit'in Çıtırık ailesiyle akrabalık bağı var mı? İki tane test yapılıyor. Diğer tarafta Çıtırıklarla ilgili akrabalık bağı var mı yok mu? Canlı yayında DNA testi sonucu. Şimdi Esra Erol'da. Ben kardeşlerimi istiyorum. Adana'da ne kadar yoksul aile varsa çocuklarını alıp satmışlar adam. Neden Esra Erol'a gelmelerini istemedi? O gariban insanların yakasından düş. Niye? Yeter o insanları sömürsün. Yeter. Aralarında ne yaşandı? Sebiha Hanım'dan yakın akrabaları Kamuran Hanım'la ilgili bomba açıklama. Şimdi Esra Erol'da. Programın ikinci bölümündeyiz. Şimdi Kerime ablaya bir soru soracağım ama bugüne kadar sorduğum soruların aynısı olmayacak. Bir dakikanızı istiyorum hemen. Dur değil. İsimlerini yazsın. Okumuşlar.
Şirin abla. Efendim. Reşit ne zaman doğdu? Onun 84 doğumlu, 1984 doğumlu, 12. ayın 12'si, 10. ayın 12'sinde aldım. 10. ayın 12'sinde. 8 gün sonra da kimliğini çıkardık. 8 gün sonra da, yani 1984 yılı evet. Ekim ayında doğdu. Evet. Şimdi Reşit'e DNA yaşı tespiti yapıldı. Burada evet. Doğduğu yıl ve ay bu test sonucunda ortaya çıkacak kemik yaşıyla evet. Beraber. Evet. Bu testin sonucu da yarın gelecek. Tamam, saygı duyuyorum. Neye saygı duyuyorum? Çünkü yaşını büyüttü. Babasını mahkemeye verdi. Şimdi bu DNA testi, DNA yaş tespiti sonucunda belki 85 Eylül çıkarsa. Ben bu kadar bunamadım. Aldığım günü saatini söyledim ben. Aynen. 1984 yılı. Aynen. Ekim 12. ayı. Evet, 10. ayın 12'si. Hayır, ya aksi çıkarsa? Çıkmaz zannetmem. Çıkmaz değil mi? Ya bir gün önce ya iki gün önce belki olabilir. Yok, o günü çıkmaz da ama şey çıkar işte 84, 10. ay. Aynen. O ortaya çıkar. Ama ya yıl farklı çıkarsa? Yok gayrı, 40 daha şeyi üstündeydi. Saplı böyle bebeğin şeyinde. Plastik. Ne vardı üzerinde? Plastik yani. Göbek bağı vardı. Ya. Göbeği düşmemişti yani. Yani düşmemiş daha. Hayır, 84 yıl olduğundan eminsin. Eminim. Ya unutabilirsin. Eminim. Çünkü 20'sinde niye çıkardım? Benim de 20'sinde. Doğum da günü. 20'si olsun diye. İkimizin de aynı kutlanır diye. Şimdi testin sonucu DNA yaşı tespiti. Doğduğu yıl ve ay çıkıyor. Kerim ablaya hep şeyi sorduk. Hani acaba farklı bir yılda dünyaya gelmiş olabilir mi diye. Hayır dedi, 84 yılı. Şimdi yarın bu testin sonucu ortaya çıkacak. Gerçekten 84 yılı Ekim ayı doğumlu mu değil mi? Bu sonuç elimize geçecek. Yani inşallah öyle bir şey çıkmaz. Abla çıkarsa bilmiyorum artık ben anneme. Çünkü oğlum kendi büyüttü, babasını mahkemeye verdi. Şimdi şunu söyleyeyim. Diyelim ki 85'li ya da 83'lü çıktın ve Mayıs ayı çıktın Reşit. O zaman milyonların önünde işte yalan söylediği tescillenmiş olacak. Ben yerinde olsam bir daha hiç yayına mayına çıkmazdım. Songül yalan olacak. Filiz Hanım yalan olacak. Evet. Filiz ama telefon... Sen iki doğumlu yani. Ama aldığım gün aynı. Anacığım onu demiyor. 84 benim aynı. İlk kimliğim neydi? 84, 20 Ekim 1984. Evet, 12'sinde aldım. Tamam, sen ısrarla hep 84, 84, aynı. 84 dedin. Evet. İşte Filiz teyze de onaylamıştı bunu. Filiz de telefon hattında. Filiz merhaba. Merhaba. Siz Reşit'i, yani Kerime abla ile Leyla Atay'ın Reşit'i aldığı gün, ay, yıl... 10. ay 12'si 1984'te çocuk alındı dediğim gibi ama Reşit mi onu bilemem, değiştirdilerse. Ama bir çocuk Kerime Hanım'la Leyla gelip onu aldı. Ya o çocuk ya Reşit'tir ya değildir. Evet. Ama benim bildiğim Reşit, benim yanımda alınan çocuk 10. ayın 12'si. Siz de bakın çok önemli iddiada bulunuyorsunuz. Reşit değilse Kerime Hanım çocuğu aldı, ne yaptı? Hayır, buraya geldiğinizde diyor... böyle bir beyanda bulunmuyordunuz. Şimdi siz eğer o bak, çocuk hanım, Reşit değilse... Hanım. Bir dakika, şunu avukat söylemek hanım. İstiyorum. Kerime Hanım'a biz Songül diye tutturmuştu. Songül çıkmayınca Kerime Hanım ne dedi? Ya dedi, biri almış çocuğu getirmiş, başkasının çocuğu ama ben Songül'ün kucağından aldım. Şimdi size Gülüm, tekrar sorduğumuzda sizde başka bir çocuk olabilirdi diyebiliyorsanız... Şey ben de size şunu soruyorum. O zaman Kerime Hanım... Leyla Ata iddiasında olduğu gibi Kerime Hanım çocukları ne yapıyor diye size sormak gerekiyor o zaman. Yani ya Reşit kurban mi oldum. Ya değil mi? Ne bak, demek? Üzün sevdim. Ben diyorum ki 10. ayın 12'sinde 84 senesinde gelip aldılar diyorum ya. Anladım. Yani 84 yılı ve Ekim ayı, eminsiniz değil mi? 10. ayın, ben 11'inde yattım, 12'sinde doğum yaptım. Yani inşallah öyledir. Şey yani düşünsenize, aksi çıktığında atıyorum 85 çıktı ya da 83 çıktı. Onu sil baştan zaten. Başlıyorsun. Dahası yani Kerime ablanın milyonlar önünde bu kadar hani yalan söyleyebileceğini zaten siz 11'inde yaptınız, 13'ünde mi doğum yaptınız? 12'si. 11'inde yaptım, 12'sinde doğum yaptım. Ama ben diyor o odaya geldiğimde oğlum sen doğmuştun dedi Filiz teyze bana. Yani çünkü ben ayıktığımda o vardı yani orada. Kendim ayıktığımda onun orada olduğunu gördüm. Anneyi hatırlamıyor musunuz Filiz Hanım? Yok Gülüm.
Kaç kişiydiniz o odada? Ya odanın yatak şeyi vardı ama kaç kişi diyorum ya, ben kendi rahatsızlığımdan dolayı hani o sağa sola bakmadım ki ne, ama vardı yani insan. Yani refakatçılar var mıydı? Anne reşiti verdikten sonra orada yatmaya devam mı etti? Hemen hastaneden çıktı mı? Valla bir ya da iki gün hatırladım. Hani başkasını hatırlamıyorum mesela. Bizden zaten hatırlasam söylerim. Hayır, şunu dertleştiniz mi? Şimdi çocuğunu veren bir anne yanınızda yatıyor. Dolayısıyla ağlıyor olması lazım. Ya da öyle ama iyi ki verdim kurtuldum diye olması yok, lazım. Yok öyle bir ağlama falan hani böyle çok şey yapmadı kadın. Abla ben bir şey söyleyeceğim de. Tabii. Filiz teyze beni dinliyor musun? Dinliyorum. Şimdi bir hafta 10 gün olmuş galiba. Ben Filiz teyzeyi bizatihi aradım. Buradan da diyorum Allah razı olsun. Bu bana anlatılanların içerisinde en dürüst olan insanlardan biri olduğuna inanıyorum Filiz teyzenin. Allah razı olsun oğlum. Hiç şüphem yok, sağ ol teyzem. Çok bomba bir açıklama yaptı bana. Ne yeni zaman? Oğlum dedi, daha yeni hakkını helal et dedi. Yeni aklıma geldi dedi. Mesela karnımda dedi çocuğumun olduğunu hissettim. Doktorlar dedi zorla bana dedi. İşte çocuğun nefes alışverişi çok zayıf, ölü bu çocuk. Ölü bu çocuk ısrar ettiler. Ben de dedi Leyla'yı aradım. Leyla çabuk yetiş, benim kimim kimsem yok. Bak benim bu çocuğumu alacaklar. Yani Filiz teyze orada itiraf niteliğinde bir şey anlatıyor. Yani Leyla olmasaymış Filiz teyzenin çocuğu da belki Filiz teyze de buradaki annemler gibi gelip şu an locada oturuyor olacaktı. İlk defa mı bir işe yarıyormuş anlamında? Filiz Hanım, Leyla abla, size nasıl hastanede, yardımcı oldu? O hastanede, o hastanede gerçekten bu tarz işlerin olduğunu tasdikliyor bu kadın. Benim çocuğumu alacaklar. Bak şöyle dedim Esra Hanım, bak bir anlatayım. Söyle, ben. Anlat bu ablam. Bir anlatayım, çok ses geldiğinde anlaşılmıyor. Benim o ilk girdiğimde doğum yapmam lazımdı. Dediler ki normal doğum. Evet. Ama normal doğum olmadı çünkü girer girmez söylemesem korktum ben. Ölü doğum gördüm orada. Evet. Ölü doğum görünce sancım gitti. Sancım gittikten sonra başladılar bana kalp atışı duyulmuyor. Hani bebeğin kalp atışı yok, kalp atışı yok. Devrisi gün işte ameliyata girene kadar kalp atışı yok dediler. Ondan sonra ben Leyla'yı aradım. Hani bir de çok rahatsız ettiler. Hani ebeler, hemşireler bastıra. Leyla'yı aradım. Dedim Leyla ben canım çok yanıyor. Hani burada kimse bana bakmıyor. O da kısa bir süre içerisinde bir doktor geldi sonra işte. Rıza Taz isimli doktor geldi. Muayene etti. Evet. Ameliyata gireceğim dedi. Ama bana ilk girdiğimde bana normal ameliyat, şey normal doğum dediler. Evet. Ama ondan sonra ameliyata girdim. İmza attım, ameliyata aldılar beni. Ama o ana kadar hiç bana normal demediler. Kalp atışı yok, kalp atışı yok. Ölü doğum gel yapacaksın yani dediler. Yani Filiz teyzenin çocuğunu da çalacaklarmış. Peki siz sonra bebeği dünyaya getirdiniz. Kerim abla ile Leyla Atay geldiler sizi görmeye. Sonra? Ya akşamdı zaten. Tam saati bilmiyorum. Hatırlamıyorsunuz. O ama akşam olduğunu biliyorum. Akşam. Gündüz geldiklerini hatırlamıyor musunuz? Ya hatırlamıyorum. Böyle hayal mayal sanki böyle hani var yok mu? Şimdi desem ki he yalan olur. Yok desem gene yalan Peki, olur. Peki akşam mayal. Geldiklerinde daha artık hani o narkozun etkisi geçmiş. Birazcık daha kendinizde miydiniz? Biraz daha iyiydim tabii. Yani bebeği alıp çıktıklarını gördünüz mü odadan? Evet, Kerime ile Leyla. Abla bir ayrıntı atladınız Esra abla. Öyle bir bebek gördüm, onu da yeni söyledi Filiz teyze. Bak beni Songül'ün kucağına veriyorlar ya, Songül teyzenin. Evet. Songül teyzenin çocuğu muhtemel ki ölmüş. O ölü bebeği de gördüm ben diyor. Bilinçli olarak beni kaybetmişler yani. Siz doğumhanede mi ölü bebek gördünüz? Esra Hanım doğumu aldılar ya beni, ilk normal doğum dediler. Evet. O anda gördüm. Ölü doğumu, hani perde falan hiçbir şey yoktu zaten. Onu görünce ben korktum. Doğumhanede gördüğünü söylüyor. Peki Leyla Atay'ı arayıp akraba ilişkisi açısından görümceniz öyle bir yanımda bulun, refakatçi ol diye mi? Yoksa Leyla Atay'ın orada söz sahibi olduğunu düşünerek mi yardım istediniz? Söz sahibi değil. Tanıdık biri var mı? Hani ölüyorum. Akabinde bana gelen bakmıyor. Doktor Leyla Atay'ın araması doğrultusunda mı geldiğini düşünüyorsunuz yanınıza? İşte... Onu bilmiyorum. Ben onu aradım dedim. Leyla benim ağrılarım çok fazla var.
Ondan sonra doktor dedi ameliyata alacağız. Doktor geldi zaten. Sonrasında da doktor geldi. Bir de size şeyi sormak istiyorum. Leyla Hanım'ın buraya da iddialar arasında bir kız kardeşinin de hastanede görevli ebe hemşire olduğundan bahsedildi, iddia edildi. Böyle bir bilginiz var mı? Siz de o ailenin bilim, bir mensubusunuz. Avukat Hanım, 35 senelik gelinim. Evet. Ben daha böyle bir şey duymadım ve görmedim. Peki. Evet ve annesi başka olan kardeşi var mı? Ablalar çok büyük. Fadime Hanım, Fadime Küpeli olduğunu söylediler. Ben Fadime Küpeli yok, ablası var. Nuriye hayatta. Nuriye onun dışında yok ama kadın 70 yaşın üstünde. Abla, peki, aklıma bir şey geldi, özür diliyorum. Söyle. Annemin bahsettiği Nuriye olmasın? Hangi Nuriye? Hani bana kağıt üzerinde sağlık raporu çıkarmışlardı ya. Nuriye hemşire miydi? Ebe miydi? Yok, hemşire falan değil ya, kadın yaşlı. Hayır, ebe miydi? Ebe miydi? Yok yok, çalışan biri değil. Yani hiç öyle ebelik mebelik yapmıyordu. O komşu öyle yani, biz o taşındığımız yere öyle dedik biz. Peki hacı amcanın işte bir evlilik, ilk evliliğinden olan kızı olduğu söylendi. Babanın daha önceki, kayınpederinizin daha önceki evliliğini biliyor muydunuz? Biliyordum, bir tane işte iki kızı bir oğlu var ama yani öldü, rahmetli oldular. Tamam, o iki kız da mı, yani Fadime de mi rahmetli oldu? Fadime diye biri yok Esra Hanım. Yok öyle biri. Peki Zeynep Nane niye böyle bir isimden bahsetti? Valla bilmiyorum. Ama babanın bir evliliği var, iki tane kızı var. O kaynım da rahmetli oldu, görüncem de rahmetli oldu. Anladım. Peki şunu merak ediyorum, akşam ayıldığınızda bebeği Kerime ve Leyla Atay'ın aldığını gördünüz değil mi? O ana şahitlik ettiniz. Evet. Ne kadar kaldıklarını hatırlıyor musunuz? Yani uzunca bir süre mi kaldılar, çocuğu alıp çıktılar mı? Ya çok uzun bir süre zannetmiyorum kaldıklarını. Çocuğu annenin kucağından alıp çıktılar mı hemen? Ya bana geçmiş olsun dediler, nasıl oldun dedi. Onu da ondan sonra onlarla ne konu, hani öyle saatlerce falan kaldıklarını zannetmiyorum. Hani çok uzun sürmedi, hemen çıktılar onlarla. Peki. Kim aldı çocuğu? Valla onu dikkat etmedim. Kerime mi aldı, Leyla mı kucağına aldı, ilk alanı bilmiyorum. Peki şunu merak edeceğim. Şimdi önemli bir an. Kerime'yi tanıyorsunuz. Kerime'nin çocuğu olmuyor. Ve o an Kerime aslında bir çocuk sahibi oluyor. Yani çok önemli bir an. Anneyle vedalaştılar mı? Anneyle konuştular mı? Esra Hanım, gerçekten o anı çok fazla hatırlamıyorum. Sadece çocuğu alıp gittiklerini, hani konuşup konuşmadıklarını hatırlamıyorum. Sadece ya kapkaç mı yaptılar gün... çocuğu, çektipler aldılar mı? Ne bileyim, insan bir son vedalaşır, bir şey sonraki, konuşur. Ama diyor mu, ben canımın derdindeyim ve ben kendim zaten 16 yaşındayım. Onu mu bakıyordum? Ben sana dedim, o zaman da dediğimde devrisi günü geldiğinde, annesi geldiğinde eğilip belki o zaman annesi konuşmuştur yani. Anne konuşmuştur diyorsunuz. O anı gördün mü? Ya eğildi para, dedi mi eline bir şeyler sıkıştırdı diye. Evet. O an, o zaman bir şeyler, hani belki de nasılsın, iyi misin mi dedi, bilmiyorum yani. Sadece benden uzak, zaten ne konuştuğunu anlamadım ki. Ya ben Filiz Hanım, bakın o kadın açık... yani esmer mi, sarışın mı? Nasıl bir kadın ya? Ya bir anne çocuğunu veriyor ve sizin ziyaretçileriniz, çocuk alınıp gidiliyor. O kadın size dönüp sormuyor mu, bu alan aile kimdir? Sizden muhakkak irtibata geçmesi lazım. Bu doğanın kanununa aykırı ya. İnsan canından canı kopartıp veriyor. Sizi inceler ya da siz gayri bu olayı çok böyle basit bir olay gibi anlatıyorsunuz. Sanki hastanede hani olan bir şeymiş gibi. Avukat Hanım, inanmıyorsanız o zaman niye soruyorsunuz? Ben bildiğimi söylüyorum zaten. Ya inanmak istiyoruz, problem orada. Ama Esra Hanım, yalan mı? Ya size normal geliyor mu? Şimdi... Ya bir çocuk şimdi, hastaneden şimdi, birine veriliyor ki siz diyorsunuz ki ben canımın derdindeydim. Yani siz bir takım şeyleri anlatıyorsunuz ama üstü kapalı anlatıyorsunuz. Neyi bakın, üstünü kapalı anlatacağım avukat hanım, her zaman... Duymadım diyorsunuz ya, aynı odanın içerisinde sizin tanıdıklarınız... Ne konuşuyorsun, ne bileyim ben canım, onun şeyini ben mi yapıyorum ya? Hayır, şunu soruyoruz yani, o an belki sarılmışlardır, bir şey hissedersin. Ya diyorum ya Esra Hanım, sanki dün gibi bu 35 sene geçmiş üstünden. Ya ama söylemeyecek olsam çok, ben zaten onu görmedim derim. Filiz ablacığım, çok basit bir şey söyleyeceğim. Kahramanmaraş'ta derme çatma bir evden iki kişi gidiyor, bir kadından çocuğunu alıyorlar. Hatta Uğur senden büyük, 36 yıl. İnan dün gibi anlatıyorlar o anı, şahit olanlar. Bak üç kişi.
Olabilir, gözünü sevdim. Onun yani... aklıyla benim aklım. Hani ben diyorum ya, ben yeri geliyor insan dünkü yediğini unutuyor. Ama bu unutulacak bir şey değil. Hiçbir kadın doğum anılarını unutmaz. Ben sizin de unutmadığınız kanaatindeyim. Unutmayabilir. Benimle bir şey olmadı. Yani nasıl aklımda kalsın? Ne konuştuğu, nasıl sarıldığımı, nasıl girdiği, nasıl çıktığı. İkincisi, sizi suçlayan yok mesela. Bu tepkinizle ilgilenen herkes şimdi bir şey öğrenmek istiyor. Basit bir şey gibi. Ya basit bir şey gibi bildiğimin dışında bir harf mi ekleyeyim? Önüne arkasına bir şey mi eklemem lazım? Eklemenize gerek yok ama bağır onu hatırlıyor olmanız. Ama bildiğim, ben bu kadarını söylüyorum. Kerime abla hatırlamıyor. Bu. Sen hatırlamıyorsun. Leyla Atay zaten asla konuşup hiçbir şey söylemiyor. Yani odada da bir sürü kişi var. Hemşireler var. Bu kadar... Kalabalık insan yığının içerisinde Hanım, ya bakın, bu çocuk in midir cin midir mi? Onu doğuran in midir cin midir kimdir ya? Bizim toplumumuzda hastane ilişkileri çok önemlidir. Bakın insanlar hastanede arkadaş olurlar. Refakatçileri birbiriyle tanışırlar. Hele bu sevinçli bir anın yaşandığı doğum servisi ise ilişkiler daha düzgün olur. İnsanlar çocukları aynı yıl doğdu. İşte bak bakın siz aynı hastanede doğmuştunuz. Yani ilişkiler daha sıkıdır. Üzücü bir haber değil. Bir de üzerine çok konuşulan bir konudur bu. Çok konuşulan bir. O yüzden de böyle çok, bir de buradaki olay, tanıdığınız iki kişi geliyor, iki defa geliyor, anneanne geliyor, bir çocuk alınıp hastaneden, yani 100 sene geçse bir anne bunu yani, unutmaz. Yani sana bir şey söyleyeyim, ya veren anne çok ağlar ya da der ki bir an önce hani gitti bitti kurtuldum der. Bir şey olur yani orada bir tepki ya, bu kadar. Kadının vermek istediğini zaten orada kadın söylüyordu. Hani çocuğumu Esra'nın, bakacak durumun yok. Leyla Atay'la iletişimi nasıl sağlamış bir sorar mısınız? Kim? Filiz Hanım. Filiz, nereden telefon açıp da Leyla'ya ulaşmış? Leyla Atay'la iletişimi nasıl sağladınız? Normal jetonlu telefon vardı ya. Jetonlu telefonla. Ha, neredeydi jetonlu telefonlar? Hastanede vardı. Hangi hastanede vardı? Doğum evinde. Doğum evinde hiçbir kere jetonlu telefon yoktu. O dönemlerde. Doğum evinin önünde vardı. Hayır, onun az ilerisinde vardı. Doğum evinin önünde vardı Mehmet Bey. Az ilerisinde vardı. Doğum evinin önünde de vardı. İki vardı tane jetonlu telefon kulübesi onlar vardı. Onlar çalışmıyordu abi. Kardeşim sen Mehmet Enver çok biliyorsan o zaman sen cevap. Benim bildiğim bu kadar. 10. ayın 12'sinde alındı bu çocuk. Ben 84 senesinde doğum yaptım. Başka da bir şey bilmiyorum. Ama sen diyorsun ki benim sancılı... Kim ya o söylüyor ya? Sen diyorsun ki ben sancılı dönemindeydim diyor. Ben diyorum ki telefonu açtım diyorum. Tamam, nasıl indin aşağı? Aşağı ikinci kattan aşağı nasıl indin? Doğum yapmamışım, nasıl inmeyeyim aşağıya? Sen diyorsun ki benim sancılarım üst üste gelmiş diyorsun. Nasıl indin o halde? Kardeşim benimle beraber sen mi doğurdun? Ya ben neye senden doğuracağım? Senin söylediğini söylüyorum. Ben sana diyorum ki ne sancım, bak normal sancım gitti, anlamıyor musun sen? Sonra ağrılarım vardı diyorum. Tamam sana. Ağrılarla nasıl aşağı indin diyorum ben niye de sana. Niye indim aşağıya, benim canım yanıyor. Ve canın yanıyor, nasıl aşağı indin diyorum. Bana bunu izah et ya. Sen sancılıyken aşağı nasıl indin, bana bunu izah et ya. Sen sancılıyken bir kere seni aşağı indiremez. Nasıl indiriyor? Bana bunu izah et ya. Sen burada bazı şeyler saklıyorsun. Yani sonuçta sen her şeyi biliyorsun. Ben saklıyorsam sen bul doğruyu söyle. Ya neyi doğrusu? Hep ağız birliği yapmışsınız ya. Esra Hanım ben... Hep ağız birliği yapmışsınız. Şimdi... Bir daha da kesinlikle beni yayına bağlamayın. Niye yayına bağlamayın? Hayır, niye bağlamayın? Ya gözünü sevdim canına, daha ne ya, ne bu kadar yani? İsmi geçen ins... Bak şimdi diyorsun ki... Gözünü sevdim, ben sana doğruyu söylüyorum. Diyorum ki telefonla bana diyor ki şöyle böyle. Ben sana diyorum ki sancın gitti. Ondan sonra ağrılarım, kadın ebelerinin baktığı yerler, etlerim ağrıyor diyorum. Sen hala bana diyor ki nasıl indin? Ya nasıl indin? İnsan ağrısı olunca da inemiyor aşağıya. Filiz, acım vardı. Yanımdaki kadın kimdi, ona bakamadım diyorsun. Ama hastanenin dışına telefon açmaya gidiyorsun. İnsanlar diyor sen ki... Sen Leyla'dan yardım istiyorsun. Leyla'dan aşağı iniyorsun. Leyla diyorsun gel beni kurtar diyorsun. Benim çocuğumu alacaklar diye. Nasıl gidiyorsun aşağı? Bana onu izah et. Tamam Mehmet Emel. Sen nasıl biliyorsan öyle düşünün. Ya neyi nasıl biliyorsan? Sen işte burada yalan konuşuyorsun. Bildiğini düşün. Sancılıyken aşağı inemen ya. Yani hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Nasıl hiç önemli değil? Esra Hanım. Vallahi Reşit konusunda topluca cinnet geçireceğiz yani. Ya Esra yani. Hanım, hastayı yatırdığı andan itibaren o hastanın aşağı inmesi imkanı yok ya. Bir saniye. Sen benim yanımda mıydın ya? Ya senin yanında değildim, senin işte göze gözü işte birebir işte. Şimdi bak. Leyla Küper'le işte. Musun? Hani o ağrıyla benim çocuğumu alacaklar, beni gel kurtar diyorsun.
Ya bak, normal doğum bir saniye. Bir şey yok Esra Hanım. Bak çocuğumu alacaklar diye bir şey yok diyorum ki. Ha. Doğum yapamıyorum. Bak ağrım var. Etlerim ağrıdı diyorum. Evet. Ve ben görünce malum ki ben hani yardım hani ne yapacaklarsa yapıp doğuracaksam doğurayım, doğuramayacağım bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Peki ya. Peki Leyla sana nasıl yardım edebilir ki? Yani ya Erçin Çıtır'ın yanında... Doktor vardı aradın. Bir saniye, Erçin Çıtır'ın yanında işte anlatılana göre muhasebecilik yapan, ön muhasebe yapan sıradan bir kadın anlatılan bu. Sana o devlet hastanesine nasıl yardımcı olabilir? Gözünü sevdim. O zaman herkes birbirini tanıyor zaten. Bütün hastanelerde, doktorlarda. Ama bakın işte Leyla Atay diyor ki Filiz Hanım. Filiz Hanım kendi beyanında bize diyor ki ben hastaneye bile çok deneyimli değildim. Hastaneye bile gelmeye çekinirdim. Kerime Hanım'a bana refakat et diye ricada bulundum diyor. Yani siz böyle birinden yardım istiyorsunuz. Kurban oldum. Ben de diyorum ki aradım var mı tanıdığın? Var, zaten bir şey demedi zaten. Ben ne diyorum bak ondan sonra zaten doktor geldi. Hemşireler de biliyordu. Ben bir gün önceden yatmışım hastaneye. Peki bir şey soracağım. Sen bir gün önceden yattığında o annenin çocuğunu vereceğini biliyor muydun? Ben nereden bileyim gözünü sevdiğim. Peki Leyla Atay çocuğunu, Kerimeri çocuğunu vereceğini nereden öğrendi? Ben diyorum ya, ben doğumdan sonra gördük orada o kadını vereceğini öğrendim ben. Ama sen o sırada baygınsın. Kurban oldum, ayıktığımda dedim bak size, ayıktığımda öğrendim. Abla ayıktığında çocuğunu vereceğini biliyorsun ama çocukla vedalaştı. Yani o anneyle Kerime'nin o çocuğu anneden aldığını hatırlamıyorsun. Sen hatırlıyor olsan zaten Filiz abla birçok şey ortaya çıkacak. Abla ben bir şey daha sormak istiyorum. Şeyi soralım, telefon için dışarıya mı çıktınız Enver Bey'in dediği gibi, hastanenin içinde miydi telefon? Vallahi gözün sevim benim bildiğim bir tane böyle jeton atılıyor telefon. Nerede? Telefon. Neredeydi? Ya hastanenin için ya bahçeyinde duvar. Teyze, Filiz teyze. Bir saniye efendim? Mehmet abi bir dakika. Filiz teyze bir şey aklıma geldi de. Senin anlattığına göre o zaman Leyla Hanım daha önce de gelmiş. Bu hastaneye daha önce geldiyse yani annemle tesadüfen geldiği kuyruklu bir yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ne zaman önce geldi? Yani senin için gelmiş ya çocuğunu almasınlar ya, diye karnında. Hayır hayır öyle bir şey yok. Bak Reşit diyorum ki aradım sadece aradım. Tam geldi mi? Leyla teyze yanına geldi mi? Hayır ben orayı yok hatırlam ben geldim. Telefonla mı oğlum işi bitirdi ben teyze? Ben telefon ettim diyorum. Telefon ettim Reşit. O zaman da sana telefonda da söyledin. Hayır nereye onu demiyorum teyze. Nereye aradın peki? Ofisi mi aradın? O doktor, mi aradın? O doktor beyin seninle ilgilenmesi için Leyla teyze diyorum telefonla açtı. Telefonla mı oradan, o bilmiyorum, benim yanımda ben tek aradım kapattım. Peki Filiz abla sonrasında diyelim ki sen doğum yaptın. Bu insanların gelinisin. Bak hani ya Leyla teşekkür ederim doktor da hemen de geldi. Sağ olasın benimle de hemen ilgilendirdi gibi bir teşekkür konuşması geçti mi aranızda? Ben muhakkak ki söylemişimdir Allah razı olsun demişimdir. Çünkü dedim ya Esra Hanım etim ağrıyordu yani etlerim ağrıyordu benim. Peki ama sonrasında ya doktoru hemen sen aradın beni ben sana hemen doktoru gönderdim dedi mi? O kadarını hatırlamıyorum. Aradım şey bak aradığımı Allah biliyorum. Evet. Tabii. Çocuğun verilecek olduğunu Filiz Hanım duymuş. Kadın vereceğini söylüyormuş. Peki bunu Leyla'ya ileten Filiz Hanım mıymış? Çocuğun verilmesini, yan yataktaki kadının çocuğunu vereceğini söyleyen. Ya bir kadın gözüm da var, çocuğunu da vermek istiyor Leyla dedin mi diyorlar. Yani siz mi söylediniz Leyla Hanım'a gelip alma? Belki de ben söylemişimdir, bilmiyorum. Gözüm ya, zaten kadın oldu. Aa, bu Filiz ablacığım, yani bir saniye. Kurban olayım ya, çok üstüme geliyorsunuz. Filiz ya abla, siz kimse üstüne gelmiyor. Bak şimdi. Ama ben sen zaten diyorum ki o zaman nasıl da söyledim. Dedim ki Esra Hanım orada söylüyor, kadın kendiliğinden söylüyor. Hemşireye de söyledi, ben bunu gittim ifademi de verdim. Daha ne yapmamı bekliyorsunuz Esra Hanım? Hayır, Filiz ablacığım, belki de ben söylemişimdir ne demek? Ya Leyla. Ama baksan diyor ki hatırlamıyorum diyorum. Kadının vereceğini biliyorum. Kadın kendi konuşuyor diyorum orada. Bunu Leyla ile Kerime'ye kim söyledi? Ya ben ne bileyim Kerime'ye kim söyledi? Hani baygındınız ama az önce de diyorsunuz ki ben de söylemiş olabilirim. İlk geldiklerini ya hatırlamıyorsunuz. İkinciye geldiklerinde alma niyetiyle geliyorlar. Avukat çünkü hanım, orada ben bir senin çocuğu gibi avukat değilim okumamışım ama avukatlık dediğim gibi alakası bir yok. Şey İnsan yok bir dakika önce söylediğini unutuyorsa bunun avukatlıkla alakası yok. Olayları örtmekle alakası var. Örttüğümü düşünüyorsanız o zaman siz bilirsiniz canım. Niye siz biliyorsunuz bak her soruda yani beşer şaşıyor yani.
Sıkıştığınız zaman farklı beyanda bulunuyorsunuz. Neye sıkışıyorum? Gözünü seveyim. Neye sıkışıyorum ben? Ya bakın daha önceki beyanlarınızla şimdiki beyan... Ben söyledim diyorsunuz. Bunun izahı var mı? Ben de söylemiş olabilirim diyorsunuz. İki dakika önce ya, ben... Ya Kozan oğlum kız öyle söyle. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Laf anlatamıyorum. Hatırlamıyorum diyorum ya. Benim kafamın bir şey kurcalıyor. Diyor ya Filiz teyzem. Emin değilim. O çocuk sen miydin değil miydin? O zaman o çocuk kim? Sor. Oğlum bu konuşmalara göre Reşit. Efendim teyze. Bak sen diyorsun ya o değildi bu değildi ben bilmiyorum. Ben diyorum ki bir çocuk yok yok teyzem sen dedin işte onu teyit etmeni istiyorum. Yani orada bak, bir çocuk oğlum, alındı annem ile bak, Leyla Hanım tarafından. Çocuk var diye aracılık ediyorsunuz bak, sonra da ben ama bilmiyorum ben miyim diyorsunuz. Değil miyim emin değilsin. Ne güzel. Bak gözünü sevdim Reşit bir tane çocuk alındı annenle Leyla geldi aldı bunu annen de biliyor orada. Annen oradan aldı. Aynen söylüyorum annem. Başka bir şey şimdi, bilmiyorum Reşit gözünü seveyim ya. Esra Hanım. Anladım. Kimse bir burada şey demiyor. Benim kafama takılan bir şey var. Bu hanımefendi çocuğunun kalbinin atmadığı, daha doğum söylenmiş yapmadan söyledi. Evet. Fakat Leyla Atay doktoru görevlendirdikten sonra ne hikmetse çocuğun kalbi çalışıyor ve sağlıklı çocuk alıyor. Yani orada bir trafik karışıklığı mı olmuş acaba? Esra'nın doğuma yattım ben mesela sancı falan yoktu sapasağlamdım. İmkanı mı var seni geri aşağı indirsinler de telefon ettirsinler. Kapıyı örtüyorlar çıkartmıyorlar ki seni. Doğum odasına girdin mi? Nasıl inmiş bu? Sen sancısız mı gittin? Evet ben sancısız gittim ben kontrola gittim doğumum ne zaman diye. Esra Hanım hani dedim ya eşim şoförlük yapıyordu. Ben arayayım da dedim bildirim hastaneye yattığımı dedim. İndirmiyorlar ki ne? Nasıl inmiş bu? Bir haberi söz vereceğim. Mustafa abi, Bahar ablanın eşi o hastanede doğum yapan kişinin. Siz nasıl öğrendiniz eşinizin doğum yapacağını? Kim aradı sizi? Mahalleden aradılar beni. Onu mahalleden büroyu aramışlar. Bürodan da beni aradılar. Ben geldim oraya. Fakat böyle telefon kulübeleri yoktu yani. 40-50 metre dışarıda bir tane telefon kulübesi vardı. Ben oradan da bir arkadaşım aradım. Taksi getirttirdim. Kulübeyi biliyorum ben. Dışarıdaydı yani. İçeride kulübe falan yoktu. Kulübe yoktu. Telefon yoktu yani. Kapının dışındaydı. Kulübe dışarıdaydı. Annelere uzatın onu. Yok yok kalsın Mustafa abicim size. Bahar ablaya da vereceğim. Diğer mikrofonları da verin. Tamam al Bahar ablasın. Esra Hanım o zaman cep telefonu yok. Eşimin yaptığı çalıştığı iş yeri şirket vardı bir tane büyük şirket. O yazıhanenin numarasını verdim ben eşime ulaşın diye. Oradan bana ulaştılar ben şehrin geldim geldim. Sen aşağıya indirmiyorlar böyle büyük kapı var örtüyorlar gir içeri. Nereye indiriyorlar kimi indiriyorlar Esra Hanım indirmiyorlar. Bak Filiz abla orada doğum yapan başka anneler evet, konuşuyor. Evet ben de indirdim. Kendi 84'te yaptım. Bir tane telefon kulübesi vardı. O da şeyden 40-50 metre dışarıdaydı. Evet. Filiz abla. Kaldırımdaydı dış kapının Filiz kaldırımındaydı. Filiz abla. Alo. Ben yazıhaneyi aradım da ulaştım eşime. Bir melek atara verebilir yani miyiz? Gelsin diye. Filiz Hanım telefon hattında mısınız? Hatta bir kontrol etsinler. Kimseyi aşağı indirmiyordular. İki sefer eşim aşağı gidecek diye yukarı gelecek bırakmıyordular. Bir Leyla hemşire vardı, bir kel bir adam vardı. Ta hastahananın çıkışı dönüyordun, orada jeton yeri vardı. İki sefer yandaki hemşire dedim, ya benim eşimi arayın, eşim kayıp olmuş dedim. Hasta. Burada dedi makine jeton yok. Ama Songül Hanım da biliyor, Kerime Hanım da biliyor, doğru konuşmuyorlar. Bu çocuğa yazık değil mi yani? Melek al mikrofonu. Doğruya göre iki iki ve dur. Şimdi Filiz abla dur Melek. Filiz abla. Efendim. Duydun mu bak bu orada doğum yapan anneler diyor ki yani hem telefonu açmak mümkün değil hastaneden zaten çıkartmıyorlardı. Ya gözünü seveyim yalan mı söylüyorum Esra Hanım ben? Vallahi bilemiyorum şimdi onlar mı yalan söylüyorlar? Ben kimseye yalan söylüyor demiyorum. Ben sadece görüncemi aradım. Durumumu izah ettim diyorum size.
Anladım. Acaba hani o telefon görüşmesine ya bir kadın da var çocuğunu verecek dedin mi? Ya şimdi herkes kendine göre yaşıyor. Ben ya onların yaşadığına bir şeyden saygı duyuyorum. Ben bildiğimi söylüyorum. Niye bildiğim bu kadar. Ben gerçekten başka bir şey bilmiyorum ya. Filiz Hanım burada gerçekten sen saklıyorsun bacım. Sen saklama. Neyi saklıyorum? Seni neyi saklıyorum? Leyla Atay gibi bir akraban varken sen o doğum evine gidip de doğum yalnız başına yapamazsın. Bir defa bunu yani telefon açtım. Geldi bitti. Ya, bu yalan. Bu yalan. Sen doğruyu konuş. Doğruyu konuş ki. Abi, iş aydınlansın bacım. Sen benden büyüksün abi diyorum sana. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama bak dediklerin ama tutarsız bacım. Ne? Orada yani o doğum evini. Ben kendi yaşım. He? Tutarsız canım. Ben kendim doğum yaptım. Doğum yaptığını sana. Daha neyi yap? Neyi kaydedeceğim? Yani o sen doğum evinde. Kimi kaydedeceğim? Kemal Zatın adamım. Ne olduğunu biliyorum. Sen orada bak, dünkü kapıdan indim telefon açtın. Bak abi, benden büyüksün gene diyorum. Beni dinliyor musun abi sen? Dinliyorum amcam. Kurban oldum. Yalan borcuma. Ben Leyla'yı niye kaydım ya da Ay Bey'i niye kaydım? Kim beni cennete cehennem onlar mı götürecek ya? Yani bak burada binlerce çocuğun mebalı var ha. Binlerce çocuğun mebalı var burada. Ne bağlanırım ne oraya gelirdim ben. Peki Leyla sen niye aradın? Hani altında bir şey arıyorsunuz. Ben ne onu söyleyeyim ben. Bir şey aramıyoruz. Filiz Hanım. Bir şey aramıyoruz biz. Filiz Hanım. Ama aradan 4 ay geçmiş ilk defa hastaneden çıkıp telefon açtığında şimdi duyduk ya Filiz abla. Filiz Hanım. Efendim. Leyla Atay'ı neden aradın? Ne zaman? Hastanedeyken. Kocam varken niye Leyla Atay'ı aradın? Kocam yanımda yoktu da ondan. Neredeydi kocan? Kocam Savaş'taydı, yanımda mıydın? Tamam, Leyla Atay'ı neden aradın? Niye aramayın başka? He? Annem yaşlı, annen okuması yazması olmayan bir kadın mı telefon açsın? Ama ilişkileriniz iyi olmadığını ama sen ne diyorsun ki? Hani diyorsun ben Leyla Atay'la hiçbir bağım yok diyorsun. Derken ya ortalığa bak. Yine diyorum ilişkiler kötü ya da şöyle bir hiç konuşmuyor değil ki ne insan niye bir şey kötü o kadar dememin için nereye? Görüşmediğiniz insandan nasıl yardım talep edersiniz ya da bir umut beslemeniz lazım. Sizin kafanızda Leyla Atay hastanede ilişkileri olan organize edebilen bir yapıya sahip olması lazım ki insanlar dara düştüğünde ilk akla ilişkileri düzgün olmadığı görümcesi gelir. Yoksa durduk yere Leyla Hanım'ı arama ya, aklınıza gelmez. Şimdi, avukat hanım zaten doktorun yanında çalıştığı için ne diyorsun? Doktor tanıdığı vardır diye düşünüyorsun. İşte peki, onu öğrenmek istiyorum Filiz ben. Filiz abla bir hakkı ben de sana diyorum ki zaten tanıdığı vardır diye arıyorsun. Başka bir şekilde ne diye arayayım ben onu? Peki Filiz abla bir hatta bekle. Bir telefon varmış. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Konuyla ilgili açıklamanız, bilginiz nedir? İyi akşamlar hanım. İyi akşamlar. Ben Adana'dan arıyorum. Evet. Filiz Hanım yalan söylüyor. Neden yalan söylüyor? Hangi? Ben iki doğum yaptım orada. Evet. Kesinlikle doğum odasına giren insan kesinlikle dışarı çıkamaz. Yeşil önlük giydiriliyor ve kapıda yakınlarınla bile görüşmene imkan yok. Öyle ki içeri girildikten sonra çıkılmıyor. Yeşil önlük giydirilir. Bunu belki bütün oradaki bayanlar da bilir. Evet. Doğumdan sonra da ailemden kim varsa o üstünü giydirir. Servise çıktıktan sonra. Doğuma giren insan kesinlikle çıkamaz. Telefon kulübelerine de gelince ben orada oturuyorum. Hala da burada oturuyorum doğum evinin. Evet. Çok çok eskiden hastanenin evet. Önünde iki tane kulübe vardı. Mehmet Bey doğru söylüyor, doğru düzgün çalışmazlardı. Jetonlu telefonlar vardı. Siz kaç yılında yani doğum yaptınız? Ben 91 yılında doğum yaptım bir çocuğumu. Evet. İkinci çocuğumu oranın ebesiyle anlaşıp özel bir hastanede doğum yaptım. Evet. Üçüncü çocuğum da sezeryan yine o hastanede yaptım. Ve bugüne kadar anlatılan her şey doğru. Her şey doğru. Mesela orada en doğru olanlar nedir? Orada en doğru olan şey çocukların kayıp olması. Orada ben tabii ben 91 yılında doğum yaptığımda ben şahit oldum o zaman böyle bir olaya ama... Nasıl bir şeye şahit oldunuz? Bebek doğmuştu. Evet. Esra Hanım annem de yanımdaydı. Evet. Oranın o ikiz bebeklerden kız çocuğunu birine verildiğini gördüm ben. Nasıl veriliyor? Bir hasta bakıcıyla bir ailenin konuşmasına şahit oldum. Tabii ben o an sancı çektiğim için hani fazla şey yapamadım. Tabii bu kadar da
hani orası öyle bir hastaneydi ki kapıdaki görevli. İstediği gibi seni içeriye alıp girdiren insanlar çalışıyor. Bir paket orada. Sigara, bir dürüme istediğiniz her şeyde yaparlardı. Yapılırdı. Aynen öyleydi. Peki o şahit yani olduğunuz... O hastanede benim de bazı şeylerim oldu. Ha bir de şunu bak, bugüne kadar belki hiç kimse bahsetmemiştir. Buyurun. Orada kimse demesin ki bana baba hayrına çocuk verildi. Kesinlikle verilmez. Neden? Ben doğumumda bile girdiğimde bütün ebeleri demiyorum. %90'ı oradaki ebeler para senden istiyor. Kocan ne iş yapıyor? Ne kadar verebilirsin? Bunu benim yanımdaki gelen insana oradaki ebe dedi. Kocası ne iş yapıyor? Bana ne kadar verebilir? Ne kadar cebime koyabilir? Ve atmaca gibi bekler orada ebeler, hasta bakıcılar servise götürüp yakınından acaba ne koparabilirim? Yok efendim, hastanede hemşire görmüş de evine kadar çocuk getirilmez. Hiç kimse para ayrına parasız bunu yapmaz. Ben kendim şahit oldum orada. Peki, anlatabiliyor muyum? Bahşiş çok önemliydi. Aynen. Yani bunu varlıklı... orada çalışan, bakın orada ben kamera arkasında Cüneyt Bey bunu biliyor. Ben Cüneyt Bey'e anlattım. Benim orada yakınım çalışıyordu. Evet. Ben ona bahsettim ve ben doğumumda bunu ertesi günü şikayet ettim. Ne diye şikayet ettiniz? Oradaki çalışan başhemşireye. O da bana başhekime ileteceğini söyledi. 91 yılında doğum yaptım. Evet. Ve ben dedim ki benim param olmasaydı dedim ben dedim hani ortada mı kalacaktım? Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Benim de kaydım orada bir karışıklık oldu. Ben Cüneyt Bey'e de bahsettim. Ne gibi karışıklık? İsminiz mi farklı, şöyle, soyadınız şöyle, mı, doğum yapmadığınız mı gözüküyor? Şöyle Esra Hanım. Ben 91 yılında oğlumu orada dünyaya getirdim. Evet. Saatini, tarihini kimse demesin ki doğumumu unutuyorum. Öyle bir şey yok. Hepsinin ayrı ayrı gününü, şeyini dakikasına kadar bilirim. Bir kadın için en önemli şey de doğum yapmak. Aynen öyle. Ben oğlumu doğum yaptım. Doğum yaptıktan 15 yaşındayken benim oğlumun bir tartışmada, bir kavga olayında bir şeye karıştı. Karşı taraf şikayetçi oldu. Benim oğlum da hani yaşıtlarından çok büyük gösteren bir çocuk. Evet. Ama çocuğumun hani değişmediğini eminim. Onu çok iyi biliyorum. Ben polisler çocuğumun doğum kağıdını istediler. İnanmadılar 15 yaşında olduğuna. Dediler bu çocuk 20 yaşında gösteriyor. Ve ben doğum evine geldim. Orada doğum evinin karşısında eşimin... şu an rahmetli oldu ki şu an yaşasaydı size çok büyük yardımları olurdu o insanın. Aynen. Egzozcu Yaşar vardı. Belki oradaki abiler bilir. Kim? Egzozcu Yaşar. Egzozcu Yaşar. Evet. Evet. Onun ricasıyla beni arşive gönderdiler. Yoksa normalde beni arşive indirmiyorlardı. Hı hı. Oğlumun doğum kağıdı için. Evet, doğum aldınız mı arşivden? Tabii, indim aşağıya ben. Ben saatini bile biliyorum çocuğumun doğum saatini. İndim, dosyalar işte karıştırdılar, ettiler. Buldum oğlumun doğum kağıdını. Ama erkek yerine kız yazıyor. Kız yazıyor ve ben o an ağlamaya başladım Mesra Hanım. Yani ben hani tamam eminim çocuğumun olduğuna eminim. Evet. Ondan sonra yani bir an kötü oldum. Şimdi o an oradaki annelere Allah yardım etsin. Ben hani dedim nasıl ben erkek doğurdum neden şeyde kız yazıyor. Ve ben o zaman dilekçe yazdım bunun düzeltilmesi için. Bilmiyorum şu an düzeltilip düzeltilmediğini. Onu da tabii gidip yani öğreneceğim. Şu an hastanede o kadar yoğunluk var ki hani benim olayım diğerlerinin yanında şey olduğu için gitmedim. Gitmediniz. Gitmedim. Daha şimdi gitmedim. Şimdi Melek abla var burada. Melek abla da 28 Nisan 1998 yılında hastaneye gidiyor ve bir kız çocuk dünyaya getiriyor. Ve bebeğin evet. Ne deniyor sana? Canlı yaşıyor. Ama o zaman elimde sana... Elimde kız çocuğu yok.
maalesef. Sana o zaman bebeğin öldü dediler. Evet. Cenazeyi de vermediler. Cenazeyi de vermediler. Hastaneye gidip arşivden raporları aldığında canlı bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Evet, 5 yıl önce ben bu raporu aldım. Elimde de raporlarım var. Adana'ya gittiğimde de her yere gittim. Dilekçelerimi verdim. İfademi de verdim. Hatta müfettişlere dedim, benim çocuğum öldüyse bana niye ölü raporu vermediniz? Bu raporu verdiniz dedim. Senin çocuğun sağlıklı doğmuş, sana teslim edilmiş görülüyor. Ama benim 18-19 yaşında kızım yok evde. 18 yaşında oğlum var. Görünmüyor yani. Kız çocuğu bana verildiği söyleniliyor. Bana çocuk mucuk verilmedi. Peki, hastanede o zaman sana çocuğun öldü dediler. Evet. Ölü bebekleri de hani bu belediye gömüyor ya. Evet. Hastane belediyeye veriyor. Belediye gömüyor cenazeyi. Bütün işlemleri onlar yapıyorlar. Evet. Kimse sizler mezarlığında... Ölüm belgesi elimde olmadığı için mezarlıklarda gidip baktıramıyorum. Çünkü benim çocuğum yaşıyor. Gözüküyor. Evet. Peki hanımefendi bir şey soracağım size. Evet, Leyla Atay'ı tanır mısınız? Kimi? İsmi geçen Leyla Atay'ı. Leyla Atay'ı ben Ersin Çıtır'ın oradan görüntüleme merkezinde MR çektirdiğimde gördüm. Ne zaman? Oradan. Bu hani belki bir... vardı. Bir de Atatürk Caddesi'nde vardı. Hı hı. İki yerlerine de gittim. Ama tarih olarak hani bir 10 yıl öncesi diyeyim ben. 10 yıl öncesinde. Yani tam tarih şu an diyemem ama hani kayıtlarım da çıkar oradan. Çünkü peki, gittim MR çektirdim. Yani ne iş yapıyordu orada? Görevi neydi? Şeydi hani memur şeyindeydi. Hani ya böyle hastaları odaya alıyor. Evet. Ya o şekilde gördüm ben. Hani mesela o hazırlanma sürecinde size yardımcı olan kişi mi yoksa işlem bittikten sonra? Evet, 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 odaya alıyor. İşte kaydını falan tutuyordu. Evet. O şekilde gördüm. Anladım. Ama Esra Hanım gerçekten bakın hani belki bugüne kadar hani bu çocuk olaylarından dolayı doğum evinde gerçekten rüşvetsiz adım atılmazdı. Bunu oradaki doğum yapanların hepsi, çalışanlar dahi kuruşsuz bir şey yapılmazdı orada Esra Hanım. Gerçek diyorum size, yapılmazdı. Peki. Bakın benim tanıdığım var diye bana terörant sanıldı ve ben yine ceplerine koydum parayı. Ebelerin yaptığı neydi biliyor musunuz? Neydi? Kapının önünde doğum, oradaki bayanlar da bilir, masa atarlar, masaları vardı. Çay ocağı, orada çayları demlenir. Ellerinde iş ve o gelen doğum yapan kadınlara hakaretler ayrı bir konu. Verilen bebeği anlatabilir misiniz? Verilen bebeğe tanık olmuşsunuz. Annenin rızası var mıydı o bebeğin alındığını? Nasıl anne yoktu. Olur? Hayır, iki kişi anne doğum servisinde. Yani ben iki kişinin konuşmasına ve annemle biz hani o zaman o kadar şey etkilendik ki bu olaydan. Yani şimdi tarih olarak tam hani... Ben çünkü iki doğumumu arka arkaya yaptım. Hı hı. Hani 91 ve 92 yılında yaptım. Hı hı. Ben orada hani ikinci doğumumu da bu olaylardan korktuğum için gidip özel hastanede oranın ebesiyle anlaştım. Nalan ebe vardı orada. Ben oranın ebesiyle anlaştım. Annenize şahit olduğunuz anı söyler misiniz? Siz sancı çekiyorsunuz. Hasta evet. Bakıcının konuşmasına şimdi şahit oldunuz. Bir hasta bakıcı Esra'nın bir bayan... İşte ikiz oldu, baba kızı istemiyor. Hani babayı falan görmedim. Babanın aşağıda olduğunu söylüyorlar. Evet. Ondan sonra baba kızı veriyor, oğlanı vermiyor. Böyle bir konuşmaya şahit oldum. Hani çocuklardan birinin. Ama Esra Hanım inanın ki bu olaylar zaten hani o zamanlar da vardı bu söylentiler. Şimdi hani doğum evine istediğin gibi girir çık. Ben doğum evinin yani çok yakınında oturuyorum. Hı hı. Hala da 30 yıldır aynı yerde oturuyorum ben. Hı hı. Ve benim hani doğum evine çok gidip geliyordum ben. Hı hı. O yüzden hani çok şeylere şahit oldum. Mesela ben o kim oğlumun doğum kağıdını alırken orada bir aile geldi. Onu da bana eşim hatırlattı. Evet. Bir beyefendi gelmiş. Hastanede kavga çıktı o anda. Evet. Adam siz bana oğlun oldu dediniz. Kız doğum şeyi verdiniz. Kim şeye gidince doğum nüfus dairesine gidince. Evet. Adam geldi orada olay çıkardı. Siz bana erkek çocuğu dediniz.
kız kağıdı, hani kız doğmuş kağıdı verdiniz. Kız yazıyor cinsiyeti. Biz 1980'li yıllarda bu hataların olduğunu görmüştük. Ama 1991'den bahsediyorsunuz. 90'lı yıllarda da vardı. 90'lı yıllarda da devam ettiğini aldınız. Tabii tabii. Orada kavga bitmezdi ki. Doğum evinde kavga bitmezdi. Evet. 93'e kadar devam etti. Yani oradaki birçok şeye şahit olunan, bu çocukların verilmesi, çocukların annelere öldü denilip verilmesi konusundaki iddialarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Onu şimdi bakın, Cüneyt Bey'e ben o insanı da tanıştıracağım. Şimdi ben sizin bu olaylar çıkınca bizim ailede de tam benim oğlumla doğum yaptığım senede ailemden hani yengemin kız kardeşi diyeyim. Evet. O zaman o da hamileydi. İkiz bebekleri vardı. Evet. Doğum evinin doktoruna gitmiş, bayan ikiz çocuğu olduğunu hissediyor karnında. Doktora diyor ki, doktor bey benim karnımda ikiz var galiba diyor. O da diyor ki, çok biliyorsan bu mesleği sen yap diyor. Bayanı azarlıyor doktor, doğum evinin doktoru. Hı hı. Ondan sonra gerçekten bayan bir şiddete uğruyor. İşte erken doğuma alınıyor. 8 aylık bebeklerini dünyaya getiriyor. Ve gerçekten hissettiği gibi de ikiz bebekleri oluyor Esra Hanım. Yani... Biri doğar doğmaz öldü diyorlar doğum evinde. Hı hı. Ama diğer çocuk yaşıyor, onu da Balcalı'ya gönderiyorlar. Küveze. Küveze Balcalı'ya gönderiyorlar. Öldü denilen çocuğu hani görmüyor aile. Biz gömeceğiz. Doğum kağıdı da yok. Şimdi bu olaylar çıkınca o insan şu an şüphe içinde. Acaba benim o çocuğum ölmedi de bizi Balcalı'ya gönderdiler. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Hani o da başvuracaktı, bilmiyorum ne yaptı. Hani onun içinde artık. Allah'tan yani bir böyle insanların onunkine... gerçekten ölmüşse de insanların kafasında soru işareti. Soru işareti. Yani. Hadi Allah'tan küvez için onu Balcalı'ya göndermişler. Bu bizim için elle tutulur. Bir dayanak. Bir ve diğer o tarafta... bebek ölmüş. Esra Hanım, Balcalı'daki bebek de ölmüş. Onun cenazesini görmüşler. Ama doğum evinde ilk doğan bebeği görmemişler. Bak, normal şartlarda bir bebek ölü doğum gerçekleştiyse ya da sonrasında dünyaya gelip sağlıklı sonrasında ölüyorsa hastane, mesela Balcalı Hastanesi ölü bebeği aileye teslim ediyor. Evet. Yani evet, işlem etmiş. Bu. Niye bu hastanede bu gerçekleşmiyor? Evet. Burada yok. Balcalı'da ölen bebeği hani benim yengem görmüş, bebeği görmüş. Ama doğum evindeki bebeği hiçbir şekilde hiç kimse görmemiş. Peki çok bir teşekkür ediyorum. Şöyle bir olay var. Doğum evinin doktoru hani ikizden şüpheleniyor anne hamileliğinde. Hani sen çok biliyorsan sen al mesleğimi yap gibi bir azarlama duyuyor anne. Anladım. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Gayet iyi anladım. Evet. Peki bir sorular var size, merak edilen şeyler. Tabii, tabii. Yani siz o bölgeye ve yaşananlara da hakim olduğunuz için. Çevresinde oturduğunu söyledi, yakın oturduğunu söyledi. Peki doğum evine sel bastı mı? Kesinlikle basmadı. Bakın 91 yılında çocuk doğurdum. 15 yıl sonrasına gidin. Evet. Hesaplayın. Kaç yıl oluyor? 79 yılında. 15 yıl sonrası. Ben kendim, bakın ne diyorum, o insanın, o karşıdaki eşimin, arkadaşının sayesinde arşive indim. Bütün dosyalarda duruyordu. Ve kesinlikle orası nasıl biliyor musunuz? Sel basacak bir yer değil. Yokuş üzeri doğum evi. Yani tam tersi, yokuş altı değil, yokuş üstünde bir tabii yer. Tabii yokuş üstüdür. Yani bu, oradaki insanlar da bunu çok iyi bilir. Hani acilden çıkarken yüksekte bir yerde bu doğum evi. Peki yayına hani bağlandığınız için... Değil. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mersi. İyi akşamlar. Mersi, iyi akşamlar. Şimdi şunu da söylemek istiyorum Esra Hanım. Sel olayıyla, bu hastane kayıtlarıyla ilgili. Daha önce buradaki mağdur aileler gittiğinde 1984 yılına ilişkin kayıtların olmadığı, arşivde olmadığından bahsediliyordu. Bugün farklı belgeden bahsedeceksiniz. Aynı kişinin müracaatı noktasında 3 gün arayla verilen evrak var. Bu evraklardan da hasta kayıt defterinin üç gün öncesinde arşiv kayıtlarında adınıza kayıtlı herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır diyor. 3 gün sonra tekrar bir cevap veriliyor 28'inde. Bu kayıtın içerisinde de hasta kayıt bilgileri, şu protokol numarasıyla yatış yaptınız ancak doğum kayıt defteri yoktur deniyor.
Tabii bu da insanın kafasında 3 gün arayla birbiriyle farklı aynı kişiye ait bilgi verilmesi. Yine daha önceki mağdur ailelere 1984 yılına ait kayıtların olmadığı yönündeki belgelerin olması da kafalarda soru işareti bırakıyor. Umut ediyorum ki müfettişler olayı daha detaylı inceleyecekler. Bu karışıklığa da son verileceğini düşünüyorum ben. Hakkı, senin Samet kim, yani aslında benim sana sorum, Samet kim dediğim bir yer var. Bir onunla ilgili hatırlatma gelsin ekrana. Bu konudaki en büyük ispatlarımızdan bir tanesi, Adana Meydan Doğum Evi'nde dünyaya gelen bir bebeği kendi mahallesindeki yan komşusuna veren bir hasta bakıcının yaptığını ortaya çıkardık ve biz bu buluşmayı gerçekleştirdik. Orada önemli bir detay vardı. Ümmü hastaneden bir çocuğu getirip, Ümmü iyi, hastaneden bir çocuğu getirip evde bakıyordu. O çocuk Neslihan değildi sevgili seyirciler. Samet kim Hakkı? Samet düz içinde tanınmış bir ailenin çocuğu. Gizli tutulan bir olay. Kendi çünkü sülaleler içerisinde. Bunu şey yaparken annem de duyuyor. Adana'dan gidip düz içine ben diyor bu çocuğu diyor madem burada düz içinde kalmasını istemiyorsunuz ben diyor bunu Adana'ya götürür Adana'da diyor temiz düzgün bir çocuğu olmayan bir aile var ona veririm diyor çocuk 7-8 yaşına geldiği dönemde bile telefonla annesinin şey yapıyor çocuk hatta annemi teyze veyahut da hala olarak biliyor şu anda hala annem belki görüşüyordur o aileyle o ailenin telefonu da annemde vardır. Cesareti varsa çıksın buraya, gelsin bütün her şeyi, kendi bildiği şeyi anlatsın. Beni de zan altından kurtarsın, kendinde varsa şeyi, kendi bildiklerini anlatsın. Diğer başka bir şey varsa onları da çıksın söylesin. Bu kadar kaçmanın bir ne alemi var ya? Neslihan alındığı gün veyahut da ertesi sabaha verilen bir olay. O Neslihan başka. Hani verilen olay Neslihan başka ama evde kalan çocuksa bu Samet çocuk. Büyük bir sülalenin torunu. Hani isim vermek istemiyorum çünkü verdiğim zaman peki. Şu an düz içinde sıkıntı yaşar. Anladım. Onlar da sıkıntı yaşar. Bunu ben de sıkıntı yaşarım. Senin annen mi? Bunu evet o ailenin torununu büyük aile büyüklerinin almış olduğu bir 26, 27 veyahut da 28 senelik bir sırdı bu. Bunu hiç kimse bilmiyordu. Bunu dün yani bu sırrı kapatan, bu işi tezgahlayan, bu çocuğu alan, başka bir aileye veren senin anne Ümmü iyi. Meydan Doğum Evi'ndeki hasta bakıcı. Hasta bakıcı, evet. Bu arada sevgili seyirciler, Adana Meydan Doğum Evi'nde görev yapan, hasta bakıcılık yapan, bazen de kendini ebe olarak tanıtan Ümmü iyi ile ilgili bildiğiniz her şeyi bizimle de paylaşabilirsiniz. Şimdi Hakkı'nın bazı açıklamaları var ve bazı iddiaları var. O iddialar ekrana geliyor. Bir VTR'ye getirelim sonra da Hakkı ile konuşacağız. Annem de o zamanlar orada çalışıyordu. Hasta bakıcı olarak. Bir tane çocuk getirdi doğum evinden verdi. Samet denen bu çocuk bizim ailede yani daha doğrusu sülalede amca kızına amca oğlundan olan bir çocuk. Annemin haberi oluyor. Annem de diyor ben bunu alır Adana'da götürür satarım. Veyahut da diyor nasıl verirsem veririm diyor. O da kendinden alıp verdiği kişinin arasında olan bir olay. Çocuk 12 yaşına kadar annemi halı olarak biliyor. Çık yayına hesabını ver ki sen de kurtul ben de kurtulayım. Yoksa başka bir şeyler de söyleyeceğim ben sana. Çocuğun da annesi şu an Samet'in Maraş'ın ya şeker obası veyahut da başka bir ilçesinde çocuğun dayısı şehit düşüyor. Şehit düştüğünden dolayı annesini orada bir devlet şeyinde kurumunda çalıştırıyorlar. Şu an iş şey olarak memur olarak işe alıyorlar. Ve çocuğun da babası düz içinde tanınmış bir ailenin çocuğu. Amcası da belediye başkanı. Eğer benimle görüşmek istiyorsa Samet kanal aracıyla bana ulaşsın. Ben çocuğa istiyorsa kendi ailesini bulmak ve şey yapmak bütün her şeyini çocuğa Samet'e anlatayım. Kendisi de görüşmek isterse veya ailesi görüşmek isterse kendine kalmış bir şey Samet'ciğim. Haberini bekliyorum. Amca kızı ve amca oğlunun çocuğu. Evet. Çocuk dünyaya geliyor. Evet. Bu olayın üstü kapatılmak için annen aracılığıyla
Çocuk satılıyor mu? Satılıyor veyahut da normal bir şekilde evlatlık veriliyor. O da çocuk... Nereden buluyor annen evlatlık verilecek aileleri? Listesi mi var, çocuğu olmayanlar listesi? Vallahi bilemiyorum orasını, çünkü çocuk verilen aile şeyden, Almanya'dan geliyor. Evet. Almanya'dan kesin dönüş yapıyor. Çocuğun da, yani Samet'in de şu anki babası olarak bildiği, Adana'da çok büyük bir iş adamı veyahut da zengin bir aile olarak tanınıyor. Ama ben bilmiyorum tabii kim olduğunu. Orasını annem biliyor. Varlıklı zengin olduğunu annem, annem işte biliyor. Ben konuşulanı söylüyorum Hüseyin Bey. Yani hepsi... şu iyi aileye verdim gibi mi? Konuşulan hepsini söylemiyor ki. VTR'de ben bir şeye dikkat ettim. Diyor ki yoksa ben her şeyi anlatacağım ya kendin gel buraya. Demek ki bir şeyler biliyorsun ki sen onun gelmesini beklemeden bence her şeyi anlatman gerekiyor. Neyden çekiniyorsun? Aslan gibi adam. Ne alaka ya? Bildiğini paylaşıyor. Daha bir şey anlatmadı ki şimdi konuşmaya başladık. Atlıyorsunuz hemen. Esra Hanım siz Hüseyin Bey o kadar biliyorsan demin ki bayanın dediği gibi. Çocuğun sülalesi sen araştırın lütfen kardeşim. Lütfen kişisel tartışmalara abiciğim, girmeyeceğim. Konuyu seni... Benim söyleyeceğim belki çocuğun sülalesi. Alalım biz mikrofonu. Hakkı. Şimdi annen aracılığıyla annen aracılığıyla satıldı mı verildi mi nasıl verildi bilmiyorsun. Amca kızı ve amca oğlunun bir çocuğu evet, dünyaya evet, geliyor. Ve bu çocuk... Adana'ya geliyor. Düz Adana'ya içine verilmesi getiriyor, istenmiyor. Düz içine verilirse diyor sonra diyor çocuk geri bizi bulur diyor. Annem peki bu verilecek aileyi nasıl buluyor? Onu merak ediyorum. Orasını ben de bilemiyorum ki. Daha sonra çocuk 12 yaşına kadar annemi hala olarak biliyor. O da telefon numarasını bizim hanıma söylüyor. Kızım diyor istiyorsa diyor oğlanın diyor annesine Hayriye'ye diyor söyle diyor. Vereyim numarasını, görüşmek isterse görüşsün diyor. Oğlanın annesinin adı da Hayriye. Oğlanın anasının adı Hayriye. Evet. Görüşmek istiyorsa görüşsün diyor. Peki evet, görüşmüşler mi o zamanlarda? İşte bilemiyoruz orasını. Orasını bilemiyoruz. Siz verilmesine tanıklık ettiniz mi? Efendim? O güne tanıklık ettiniz mi? Verildiği güne tanıklık ettiniz mi yoksa anneniz mi anlattı bunları size? Evet annem hanımı anlatmıştı. Hanım da bu şekilde bana yani telefon numarası... Kayınvalidemde var yani annende var dedi Hakkı dedi. Annesine vereyim istiyorsa sana vereyim. Sen de annesine ulaştır. Çocukla görüşmek istiyorsa görüşsün diye söylüyordu. Evet. O anda ondan sonra bir ara ne olduysa üstü örtüldü kaldıydı. Eğer şimdi Samet kardeşimiz de bunu duyuyorsa bana ulaşırsa veya kanala ulaşırsa kanal aracıyla ben kendisine bütün bildiklerini anlatırım. Görüşmek istiyorsa ismi geçen Samet'e sesleniyoruz buradan. Evet. Annenin babası önce... Almanya'da kesin dönüş yapmıştı o zaman. Çocuğun verildiği dönemde. Samet'in. Şimdi annen Adana Meydan Doğum Evi'nde hasta bakıcılık yapıyor. Evet, normalde yani bir çocuğu eve evet, getirip bakabilecek cesarette aynı zamanda onu yan komşusuna verebilecek. Bunu burada hepimiz gördük ve yaşadık. O iki ailede buluştu. Başka şey, başka çocuklar veriyor muydu? Vermiş olabilir çünkü ben yani bir ona şahit oldum. Bir de bizim bu düz içinden gelen çocuğa. Şahit oldum dediğim yani o Neslihan'ın konuşurken duyduğum ama bu düz içinden gelen olay olduğu için onu o şekilde getirdiğini biliyorum. Ama aile içerisinde, verilen aile içerisinde gizli tutulması gerektiği için daha sonra da herhalde kanalı aramış, kanala söylemiş kendisi. Yani... annenin sürekli evlatlık arayan yani çocuk hasreti çeken aileleri buluyor olması enteresan. Bu konuda aracılık ediyor olması. Ya, onlar kendileri buluyor. Çünkü orada bu işin yapıldığını bildikleri için orada çalışanları buluyor. Doktorlara kavuşamıyorlardı. Çünkü doktorlar toptan satış yapıyorlardı. Bunlar hasta bakıcılar, parakendeci. Parakendeci. Ya lütfen ya bahsettiğimiz şey insan oraya ve çocuk mu? Evet. Toptan ya da ama doğru söylüyorum ben geldiğim günden beri söylediğim hepsi tek tek çıkmadı mı? Tek tek çıkmadı mı? Daha neler çıkacak? Daha dur bakalım. Daha dur. Daha neler? Kimler gelecek daha? Vallahi bugün havalanında bir kadıncağızla öyle merhaba dedi. Merhabalaştık. Yemin ederim Allah'ımın adına. Komşusunun 3 tane çocuğunu doğum evinde öldü demişler. Sonra 3 tane daha çocuğu olmuş. Komşusuna ille gidek diyormuş. Ne yapayım 3 tane çocuk var 3'ü de gitti diyormuş. Bir yerde yaşıyorlar diyormuş. Kadın seyrediyormuş bize.
Yani insanlar bir defa maneviyatlarını kaybetmişler. Şimdi ben gittim 3 gündür belli araştırmalar yaptım. Kendime göre bir takım fikirlerle geldim. Ne ben bir haftadır geldi? Belli burada Elife Yuman, Elife Yuman, Kumak hakkında hiç yorum yapmadım. Sebebine gelince evet. Benim listemde şeyim vardı. Elife Yuman, Kumak'ın şeyi vardı. İsmi ya vardı. Ya abi yapma gözünü seveyim ha. Ya. İsmi vardı. Yorgunluk, yol yorgunluğu. Ha. İsmi vardı benim listemde var. Ama bu trafiğin bu kadar kuvvetli çalıştığını bilmiyordum. Gittim öğrendim. Şimdi bizim bu Cumaligil buraya çıktılar. Evet. Sıkıntılar yaşıyorlar. Kerime komaya girdi. Bir takım telefon trafiklerinde sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Onları dinledim. Babaları sadece kendi çocuklarını satmamış. Babaları kebapçı İbrahim yalnız kendi çocuklarını satmamış. Elife Kumak'ın postasıymış. Doğum evinden çocuk getirir yaparmış. O adam öyle aç aslında sefil. Bu çok önemli bir iddia. Bir iddia. Hemen derhal. Yani çok ekibi büyük bir dakika. Bir iddia. Bir müsaade edin. Hemen ekibi gönderebilirsiniz. Hemen derhal adresini veririm ekibi gönderebilirsiniz. En az 100 kişi buna şahit. Yaşanmış bir şey. Şimdi bak biz buradaki bazı iddialardan bahsederken altına arkasını araştırıp ona göre ekranda dile getiriyoruz. Ben de yani ispat edemeyeceğim. Konuşamadım çünkü konuşamadığımın sebebi bilgilere sahip değildim. Peki önce bunu araştıralım. Bu arada Cumali gelsin. Gel Cumali. Şimdi Aslan abi bir şey söyledi. Dedi ki babası dedi zamanında dedi aracıymış dedi. Evet. O kadarını bilemeyeceğim tabii de. O daha çocuktu. Ya tabii ki o kadar çocuktu ama kendi 3 kardeşi Elife, verilmiş. Elife Kumak tarafından kullanıldığını hepimiz biliyoruz zaten. Biliyorsun. Söyledim. Şimdi evet. Babanın alkolik olduğunu, evet. Kumar düşkünlüğü olduğunu da söyledin. Evet. Bunlar zaafları olduğu için bunların karşılanması dahilinde imkan sağlanırsa evet. Her şeyi de yapabilir. Evet. Evet. Çünkü bir insan kendi 4 çocuğunu gönül rahatlığıyla verebiliyorsa başka yani, çocukları yani mutlaka abla. Hayli hali de verebilir diyorsun. Ben ekiple konuştum. Bu konuşmayı da ona göre yaptım. Ben anladım. Ekibin alın yok, terine yani, haksızlık yapamam. Hayır, burada dile getirecek ispat, olan... ispat olmayan lafı konuşmam. Anladım. Yani şimdi Adana'ya gittiğimde o oradan ayrılıp da zengin olup hastane kuranlar, geçen gittiğimde hastanelerini ziyaret ettiydim. Bu gittiğimde hastane boşalmış, sattık levhası açılmış. Öyle bir şey söz konusu değil, buraya da basalım lütfen. Evet. Yani burada istediğimiz gibi her şeyi evet. Rahat rahat konuşamayız. Belli sınırlar dahilinde evet. iddialarımız bizim için önemli. Onlar da süzgeçten geçmeli. Nerede ablan? Burada. Nerede? Sabiha nerede? Ha okey. Şimdi Elife Kumak'ın evlatlık verdiği çocuklarla ilgili bir görüntü gelecek ekrana. Buradaki lete mi veriyorsunuz sevgili seyirciler? Biliyorsunuz ki Cumali ve Sabiha... 4 tane kardeşinin Adana'daki avukat Elife Kumak aracılığıyla evlatlık verildiğini söyledi. Verilen kardeşlerin isimlerini de açıklayacağız hepsini. Şunu da söylemek istiyorum. Bize gelen bazı ihbarlarda Elife Kumak'ın yanında çaycılık görevinde bulunan Sadık Gündoğdu'nun ilk eşinden 6 çocuğunu, ilk eşi vefat ettikten sonra Necra Hanım'la evleniyor. Onların 3 tane çocuğu oluyor. Bunlardan bir tanesinin daha evlatlık verildiğini söyledi. Şimdi ben bu isimleri teker teker geçmek istiyorum. Elife Kumak'ın evlatlık verdiği çocuklar. Bir kendisi için bir çocuk alıyor Hakan. 2 kardeşi Hamiyet Nagel iddiaları canlı yayında cevapladı ama birinin Liz yasal yollardan olduğunu söyledi. Diğerini de erkek çocuk almış. Benimle beraber gider misiniz aynı listeden? Bu değil öbürkü. Okey. Başka ailelerden alıp Amerika'ya verilen çocuklar var. Yanında çalışan çaycısı Sadık Gündoğdu'nun ilk eşinden 6 çocuğu var. Bu eşi vefat ediyor.
sonra Elif'e Kumar yanındaki çaycı Sadık Gündoğdu Necla Hanım'la evleniyor. 3 tane çocukları oluyor. Bir tanesi evlatlık veriliyor, bunun ismi bilinmiyor. Diğer Timur ve Cihan Gündoğdu, bunlar Necla Hanım'la beraber yaşıyorlar babaları öldükten sonra. Timur ve Cihan Gündoğdu'ya da buradan sesleniyorum. Necla Gündoğdu'nun ve Sadık Gündoğdu'nun çocukları. İbrahim ve Şükran Berberoğlu tam 4 çocuk veriyorlar. Biri Britney Seçil isminde. En büyükleri ikincisi Michel Hatice. Üçüncüsü Zeki. Diğer çocuk 3 aylık verildi ve onun da ismi bilinmiyor. Burada toplam kaç çocuk yapıyor? 15 çocuk mu? Şimdi bu Sadık Gündoğdu'nun ilk eşi Perihan Hanım'dan verilen çocuklardan bahsetmek istiyorum. Oraya gelebilir miyiz? Elife Kuman çaycısı Sadık Gündoğdu, ilk eşi Perihan Hanım'dan çocuklar Amerika'ya verildi. Şimdi 6 çocukla ilgili bilgiler açıklıyorum sevgili seyirciler. Tanıyanlar, görenler, bilenler lütfen bize ulaşsınlar. 6 çocuk verildi dedik. Bunlardan bir tanesi 12 yaşında ya da 11 yaşında Amerika'ya gönderiliyor. Fakat orada bir uyum sağlayamadığı için çocuk tekrar Türkiye'ye geliyor. O kişinin mühendis ve mimar olduğu, şu anda Tercan Gündoğdu olduğu bilgisi geldi. Bu hatta yaramaz diye Amerika'ya gidip gelen çocuklardan biri. O Türkiye'de yaşamını sürdürüyor, Tercan Gündoğdu. İkincisi trafik kazasında hayatını kaybediyor. Üçüncüsü şu anda 33-34 yaşlarında Süreyya ya da Süheyla ismi. Ama verildikten Amerikalı aileye askere verildikten sonra adı Suelen, McGeorge oluyor. Diğeri de 32 yaşında adı Serap, Türk ismi. Ama aileye verildikten sonra Sara Starkey oluyor. O da 32 yaşında. Diğer her ikisiyle ilgili isme rastlayamadık. Bunların da bilgisini verelim sevgili seyirciler. Şimdi Osman Çıtırık ve Kral Çıtırık ve Reşit Ongun arasında soybağ testi yapılmıştı. Dün Osman Çıtırık, Reşit Ongun'un babası mı sorusunun cevabını milyonların önünde verdik. Baba Osman Çıtırık çıkmadı ama bir ihtimal vardı. Bu konuda bize en destek olan Kral Çıtırık, soybağda bizim için çok önemli bir akrabalık bağı var mı dedi. Bu testin de sonucu çıktı. Önce hatırlatma, ardından da testi açıklıyoruz. Babalık, bir de soybağ. 2 tane test yapılıyor. Anladım. Yani biri Osman Çıtırık senin baban mı değil mi? Diğer tarafta işte Altıgöz köyü, Altıgöz ailesi ve Çıtırıklarla ilgili bazı iddialar ortaya atıldığında bir de bir akrabalık bağı var mı yok mu? Anladım. Bunu konuşacağız. Kral Çıtırık telefon hattında. Reşit Bey'in de üzerine bu sinmiş gerçekten. Yani ailesini arayan bir arkadaşımız. Bu iddiaların asılsız, gerçek dışı, iftira niteliğinde olduğunu ortaya koymak için programımıza katıldık. Şimdi de sonucun açıklanmasını sizle birlikte burada bekliyoruz. Kral Bey, duyuyor musunuz beni? Duyuyorum, yayındayım efendim. Osman Çıtırık ve Reşit Ongun arasında ebeveynlik yönünde ilişki bulunmamaktadır. Reşit kardeşimiz de inşallah en kısa sürede ailesini bulacaktır. Şimdi soybağı açıklıyorum. Yani bu arada babalık ve annelik testi yapıldı ama ilk defa akrabalık bağı var mı, soy bağı testi sonucunu ilk defa da canlı yayında açıklıyoruz. Reşit Ongun, Osman Çıtırık ve Kral Çıtırık arasında yapıldı test. Biliyorsunuz ki dün sevgili seyirciler açıklamıştık, babalık testi olumsuzdu.
Ben her şeye gülüyorum ki, mizacım o. Reşitçim. Efendim abla. İddia edilen kişiler arasında akrabalık ve soy bağı ilişkisi... Biyolojik akrabalık bağı, Reşit Ongun aktarması gereken genetik göstergeler, iddia edilen kişi de Reşit Ongun'da. Abla hadi kalp krizi geçireceğim. Bulunmamaktadır. Doğru. Ne? Ben burada duracaktım zaten. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kerim abla bugün çok Kerim mutlu. Kerim ablaya yapacağım analık testi. Vallahi seve seve. Bak Allah için ben kocaman asla. İsterseniz seve seve veririm. Ya Kerim abla neyine vereceksin? Yani DNA isterseniz veririm. Ama asla kocaman. Yok be. O yani yapamam. Ya senin 34 yıllık genetiğini salmışsındır üzerine. O çıkar yani. Yok o da çıkmaz. Şimdi bu arada dün yani bu iki testini bu arada Kral Çıtır'a da sevgiler gönderiyoruz. Akrabalık ve soy bağı da bulunmamaktadır. Evet. Bu yine bize bambaşka bir yolu gösteriyor. Oğlum in misin cin misin ya? Allah Allah. Yani ben harbi düşünüyorum. Acaba yerden mi bittim, nasıl oldum? Şimdi Kral Çıtırık dün bir iddiada bulundu. Duyumlarından yola Leyla çıkarak bir açıklama söylesin. Yaptı. Önce o açıklama bir gelsin ekrana. Kral Çıtırık'ın dünkü duyum açıklaması. Şu söylenen şudur. Reşit Bey'in normalde doğum tarihinin 2 yaş büyük yazıldığı. Gerçek yaşı normalde 1986 olması gerekiyormuş. Öyle söylüyorlar. 2 yaş büyük yazılmış, 84 gösterilmiş. Asla. Bu sadece bir duyumdur. Biz hep Reşit'in doğum tarihinin farklı olduğunu, yani acaba hani 84'e kilitlendik de 83 mü 82 olduğunu konuşuyoruz. Fışkanlı ne yazıyor Reşit? Benim 84 yazıyordu, şu an değişik ama 82. 82. O şeyden dolayı erken askerlik olarak. 84 doğumlu. Siz hatırlıyor musunuz Reşit'i aldığı zamanı? Onu ben kendim babamı mahkemeye verdim. Yaş tahsisi yaptırdım. Gitti yaşını değiştiriyor, 82 yaptırıyor. Ama şey için, erken askerlik için. Sevgili seyirciler, yarın Reşit'e DNA yaş tespiti ve kemik yaşı tespiti yapıldı. Yani bu DNA yaş tespitinde sonuç şöyle çıkıyor. Hangi yılda doğduğu ve hangi ayda doğduğu çıkıyor. Kerim ablaya dedik ki bu çocuk ne zaman doğdu? 84 yılı Ekim ayı dedi. Yarın testin sonucunda 84 yılı Ekim ayı mı göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Ben doğru. Allah da biliyor. Sen bu gece hafızan iyi yok lan acım. Bak yarın bu test. İmanla bak DNA değil. Yarın gerçekten yani hangi yıl ve hangi ay? Babasını mahkemeye verdiğinde bize şoka girdik. Meğerse askere gitmek içinmiş beyefendi. Kerim abla bak emin misin 84'te Allah, mi doğdu? Allah'ın hakkı için. Tamam ben Allah'ın hakkı için diyorsan. Bak ne diyorum. Bütün hikayeleri doğru mu yalan mı olduğunu göreceğiz yarın. Şimdi biz bu arada yayına girmeden meydan. Önce toplantıda konuşuyoruz. Diyoruz Hodri ki. Hodri meydan. Hodri meydan mı? Aynen. Allah'ım şahidim biliyor. Hodri meydan dedi. Aynen. 84 Ekim Hodri meydan der misin kameraya? Kameraya de. 84 yılında. 1984, 10. ayın 12'si, Hodri meydan. Ben buradayım. Şimdi oturuyoruz. Yayın öncesi teşekkür. Toplantıda diyoruz ki test yapıldı. Test sonucu ben işte soruyorum arkadaşlar nasıl çıkıyor, şöyle çıkıyor. Ayına kadar mı çıkıyor, şöyle mi çıkıyor? Bütün cevapları aldım. Dedim ki ya diyorum ya farklı tarih çıkarsa? Bir, bildiğin her şeyi unutacaksın. İki, Kerim abla... Tescilli yalancı olacak. Dilim varmıyor söylemeye. Yok söyle. Allah şahit. Hodri meydan diyorsun. Gerçekten sonuna kadar gidiyorum. Sonuna kadar. Buradayım. Kerim abla niye hırs yaptın? Yani test sonuç çıkıyor zaten. Çıksın. Allah'ın izniyle. Ha? Test doğru çıkarsa zaten doğru çıkması için dua edelim. İsterseniz. Test doğru çıkmazsa. Bir saniye. Bir şey söyleyeyim mi? Bildiğiniz her şeyi unutun. Hikaye en başından başlıyor. Efsane.
O aynı çıkacak. İsterseniz 5 ay hem süt annesini arayın. Gömerin olup olmadığını söylesin. Ben yalan söylemiyorum. Yarın testin sonucunu heyecanla bekliyoruz. Yaş DNA, yaş tespiti sonucunu. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.